نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nihayet Huya ve Süper İskiçlerine geri döndü, değil mi? Verdiğiniz vekil haçlık sorumluluğundan sonra kütüphane ve mutfak işlerini bir arada yürütme imkanı kalmamıştı. İzin verirseniz günlük işlere dair raporu arz etmek istiyorum. Gözümüz arkada kalmasın diye seni vekil harç yaptık. Yanılıyor muyum? Senin rapor sunmana gerek yok. Biz sana güveniyoruz. Umarım bana duyduğunuz bu güvene layık biri olurum. Bu güvene layıksın. Layık olmasaydın bu kadar yükselmezdin. Ne demişler? Varsa hünerin, vardır başımın üzerinde yerin. Yüzersif hem sarayın sorunlarını çözüyor, hem de bizim güvenimizi kazanıyor. Şaşılacak şey. Aristokratik bir gurura sahip Züleyha pek kimseyi övmez. Çünkü bütün gözler onun üzerinde.
Şüphesiz Züleyha'nın güvenini kazanmakla bütün saraylıların güvenini kazandın. Aferin sana Yusuf. Ben Yuzarsif'in şu anda saraydaki herkesin kalbine hükmettiğinden kesinlikle eminim. Ben kendimi bütün bunlara layık görmüyorum. Yalnızca işimi olması gerektiği gibi yapıyorum. Potifar Hazretleri izin verirlerse gitmek istiyorum. Senin gidiş ve gelişlerin için izin alman gerekmiyor. Hayır. İstediğin zaman gidebilir, istediğin kadar kalabilirsin. Keyfin bilir. Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Yuzarsif daha önce bize samimi ve sevecen davranırdı. Ama bir süredir bizden bakışlarını bile esirgiyor. Bu tavrının onun utangaç kişiliğinden kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebilirim. O artık çocuk değil. Güzel yüzlülere bakmayı edep ve ahlaka aykırı buluyor. Ben onun bu davranışlarını ihanet olarak algılıyorum. Belki de Züleyha'nın güzel gözlerine bakınca ona aşık olmaktan korkuyordur. Olamaz mı? Siz her şeyi şakaya vuruyorsunuz. Bilakis çok ciddiyim. Güzellerin bakışlarından uzak durmak gerekir. Züleyha ve Yuzarsif'in davranışları normal değildi. Acaba bilmediğim bir şeyler mi var? Neredeyse gece olacak ve ben çok yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Kimse beni rahatsız etmesin. Siz dinlenin efendim. Ben buradayım. Gerek yok. Sen de gidebilirsin. Allah'ım, sana sığınıyorum. Ben zayıfım. Ve baştan çıkarıcı şeytanların fitnesi karşısında senden başka bir sığınağım yok. İşlerde gösterdiğim başarı ve kalpleri kazanma yeteneğim senin sayende. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum Rabbim, hiçbir zaman beni kendi halime bırakma. Rabbim, kurulan tuzaklara düşmekten beni koru.
senden başka bana kim yardım edebilir? Sen budala. Benden ne istiyorsun? Peşimi neden bırakmıyorsun? Söyler misin? Özür dilerim efendim. Beni bağışlayın. Mecburdum. Gördünüz mü? Tanrılarımıza tapmadığını söylememiş miydim ben? Gördünüz işte efendim. Büyük kahin Ankh-Mahu ve Potifar hazretlerini buraya getirip gerçeği onlara da göstermeliyiz bence. Yüzer Sefer inancına ilişkin tek kelime eder ya da onun için bir tehlike oluşturursan seni kendi ellerimle öldürürüm, anladın mı? Ben Yüzer Sefer'i canlı istiyorum. İnancı beni hiç ilgilendirmez. Ne dediğimi umarım anlamışsındır. Öyle değil mi? Ama efendim, ben sizin için endişe ediyorum. O sizin inancınızı yok edecek. Bunlar seni asla ilgilendirmez. Benim ne diyemem, sen bana itaat etmek zorundasın. Eğer kafana göre hareket edeceksen söyle de başımın çaresine bakayım. Baş üstüne. Tamam. Ben ne bir şeyi gördüm ne de bir şeyi duydum efendim. Sırrınızı koruyacağıma dair size yürekten söz veriyorum. Bu sersem budalanın size bir önerisi olacak. Dinleyecek misiniz? Niçin Yüzer Sif gibi tanrılarımıza sığınmıyorsun? Niçin Büyük Amon'dan derdinin dermanını istemiyorsun? Yüce Efendimiz'e selam. Gecenin bu vaktinde ne oldu? İbadet için geldik. Büyük Amon, Yüzer Sif bana itaat ederse sana değerli hediyeler sunacağım. Benim senden başka hiçbir tanrım yok. Lütfen bana yardım et. Ben onu çok seviyorum. O bana ait. O benim kölem. Lütfen bana itaat ettir. Bana itaat et. Ne oldu yüce efendim?
Amon gecenin bu vaktini uyuyarak geçirir. Ama siz bu durumda ona zahmet vermemelisiniz. Size söz veriyorum. Dua eder de dileklerimi yerine getirirseniz size ve Amon'a paha biçilmez armağanlar sunacağım. Bu dileklerinizi Amon'a sabah da iletebilirsiniz. Bu Amon'u emanet olarak alıyorum. Bu gece ona sırlarımı açıp dilekte bulunacağım. Amon'un niçin bana yardım etmediğini bilmiyorum. Ben onun tanrıçası değil miyim? Yüce efendim, eğer Amon'un yardımları olmasaydı siz bu saygın konumunuzu elde edemezdiniz. Sizi bütün Mısır kadınlarına üstün ve önder kılan tanrımız Amon'dur efendim. Neler saçmalıyorsun? Hangi üstünlük, hangi önderlikmiş bu? Beni satın aldığım bir kölenin gözünde o kadar hakir kılmış ki yüzüne bakılmaya değmeyecek kokuşmuş bir tezek parçası gibi görünüyorum ona. Şehrin ve sarayın önderliğinden vazgeçtim. Sadece beni bu İbrani kölenin efendisi yapsın. Bu bana yeter. Çok tuhaf. Niçin bu kadar zayıf davranıyorsun? Siz bu sarayın efendisi ve Yuzarsif'in de sahibisiniz. Bir efendi kölesine istediği şeyi yaptırır. Niçin sevgi ve dilenme yerine güç ve yetkilerden yararlanmıyorsun? Gerçekten de bir kölenin sevgisi benim için ne ifade ediyor? Ben onu istiyorum. Şüphesiz o benim avucumdadır. Ve emirlerime karşı da gelemez. Yüce Amon, bu İbrani köleye kavuşmam için bana yardım et. Eğer yardım edip beni Yuzarsif'e kavuşturursan, Amon tapınağına binlerce altın sunacağım. Bu odayı mümkün olan en güzel şekilde süsleyip bana haber ver. Sitenen? Sitenen, uyanık mısın? Sitenen. Kisinin sesi sizi rahatsız mı ediyor efendim? Hayır, buradan geçerken kisinin sesini duydum. Nesi var, niçin ağlıyor? Bilmiyorum. Karnı tok, altı da temiz. Yine de niçin ağladığını bilmiyorum efendim. Çok tuhaf. İnanılır gibi değil ama birkaç gün önce Yuzarsif kisinin başını okşayınca hemen sustu, sonra da uyudu. Yuzarsif'in okşayacağı elleri herkese huzur verir.
Gecenin bu vaktinde burada ne arıyorsunuz efendim? Belki benim de kisin gibi uykum kaçmıştır. Yüzer Sefe buraya çağır. İçeri girince de 7 kapının 7'sini de kilitle. Tamat, Yemeni ve diğer bütün hizmetçileri de buradan uzaklaştır. Efendim, Züleyha sizi çağırıyor. Siz gidebilirsiniz. Geleceğim. O halde 7 kapının yanındaki koridorda bekliyor olacağım. Allah'ım, beni yalnız bırakma. Senden başka kimsem yok. Tamam bebeğim, ağlama yavrum, tamam. Canım benim. Tamam yavrum. Yine ne oldu Sitenem? Kesin niçin ağlıyor? Ne yaptıysam susturamadım. Belki de sizin elinizde huzur bulmak istiyordur. Niçin susmadı? Belki bu ağlayış ve huzursuzluğun başka bir nedeni vardır. Belki onun latif ruhu uğursuz bir hadiseyi haber veriyor. Uğursuz bir olay mı gerçekleşecek acaba? Belki de kisin bundan dolayı huzursuzdur. Bu gördüğün oda, Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz 7 kapıdan geçmelisin.
Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da oradan çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin eşi Züleyha'da bulunur. Efendimiz Züleyha'nın emridir. Selam hanımefendi Züleyha. Sen kölemiz olduğunu biliyorsun. Öyledir efendim. Ve bir kölenin efendisine itaat etmesi gerektiğini de biliyorsun. Öyle değil mi? Bugüne kadar benden bir itaatsizlik gördünüz mü? Bugün de itaat etmelisin. Bir emriniz varsa hizmetinizdeyim. Ben kendimi sana sunmak için hazırım. Allah'a sığınırım. Siz benden ne istiyorsunuz? İhanet etmemi mi? Size itaat edeceğimi söyledim. İtaat etmek ihanet etmekten farklıdır. Benden ne istiyorsunuz? Ben senden seni istiyorum. Kocan yıllarca bana iyilik etti ve iyi bir mevkiye getirdi beni. Şimdi benden ona ihanet etmemi mi istiyorsun? Ben de sana sevgimi esirgemedim. Size ve eşinize minnettarım. Sevginize günah ve ihanetle mi karşılık vermemi istiyorsunuz benden? Sen bana borçlusun. Sana gösterdiğim sevginin karşılığını vermelisin. Bir köle olarak bana itaat etmeye mecbursun. Sevginizi kazanmamı sağlayan beni yaratandı. Ben sizden çok ve sizden önce onun lütuflarına borçluyum. Sana sahip olmak için izzetimi hiçe sayarak zilleti tercih ettim. Asla vazgeçmeyeceğim. Ben namus ve şerefimi geçici bir hevesle değişmeyeceğim. Bu sır sadece ikimizin arasında kalacak. Kendimizi Allah'ın nazarından nasıl gizleyeceğiz? Kendi Tanrından mı korkuyorsun? Ben de ondan utanıyorum. Bu sorunu çözmek kolay. Bakışlarına tahammül edemiyorum. Beni bağışla Yüce Amun. O artık günahımıza tanıklık etmeyecek. Ben aptallığın ve budalalığın sembolü olan o heykelden değil, her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkuyorum. Sen bana aptal ve budala mı diyorsun? Ben senin gibi yüzlercesini ayaklarımın altında ezerim. Sen benim atlarımın pisliğini bile temizlemeye layık değilsin. Kalkmış Yüce Amun'a itaat etmeyi aptallığın sembolü olarak yorumluyorsun. Ben emrediyorum ve sen de bu emre itaat etmeye mecbursun. Aksi takdirde seni buraya gömerim. Ben Yüce Rabbimin buyruklarını çiğnememe neden olmayacak emirlerinizi yerine getirebilirim ancak o kadar. Sana verilecek en iyi ceza kısasa kısastır.
şiddetli bir ceza şehvete esir olanı gaflet uykusundan uyandırır. Allah'ın peygamberi, bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Biz seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Züleyha'yı cezalandırmaktan ya da ona karşılık vermekten sakın. Zira bir müddet sonra Yusuf beni kendi emellerine alet edemediği için bana zor kullandı diyecek. Bu durumda sen kınanacaksın. Şeytanın bu tuzağından kapıya doğru kaç. Allah'ın peygamberi, bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Kapıya doğru kaç. Kaçış yolu yok. İtaat etmeye mecbursun. Sanırım burada açıklanması gereken bir şeyler var. Dinliyorum. Biri konuşsun artık. Yazıklar olsun. Bunca iyiliğin karşılığını görüyor musunuz? Eşinize nasıl davrandığını görüyor musunuz? Eşinize kötü gözle bakan birinin cezası nedir efendimi? Söyler misiniz lütfen? Zindan ve en ağır işkenceler değil midir? Ama benimle birlikte olmak isteyen Züleyha'ydı. Ben Yusuf'un birlikte olmak için efendim Züleyha'nın odasına girdiğini gördüm. Efendim, size hangi delili getirirsem getireyim sizi ikna edemeyeceğimi biliyorum. Kendi onurunuzu korumak için de olsa eşinizin lehine karar vereceksiniz. Hiç kimse Züleyha'nın aleyhine şahitlik yapmaya cesaret edemez. Ederse de onların öfke ateşiyle hayatını kaybedebilir. Beni daha fazla kızdırma. Ben yalnızca kanıt ve tanık istiyorum. Suçlu kim bilmek istiyorum. Benim ne suçsuzluğumu ispat edecek bir kanıtım, ne de lehime tanıklık edecek bir nedimem var. O halde suçlusun. Ve cezalandırılmalısın. Ben başından beri ihanetle suçlanıyorum. Ancak gerçek anlattığımdır. O beni çağırdı ve benimle birlikte olmak istedi. Kendi Rabbimden başka bir şahidim yok. Züleyha'nın yatak odasına girmişsin. Karim ama şahittir. Herkes Züleyha'nın suçlu olduğunu biliyor. Ama kimsenin şahitlik etmeye cesareti yok. Şahidine söyle buraya gelerek şahitlik yapsın. Rabbim şahittir ve... Eğer beni yalnız bırakırsa, en çetin imtihana tabi tutacak. Bu kölenin sözlerine inanacak değilsin herhalde. (Gülüyor)
suçsuzluğunu ispatlayamazsan senin canını şimdi burada alırım. Efendim, ben kendi gözlerimle Yusuf'un koridordan geldiğini, bu ağlayan çocuk Kisin'le biraz oynadığını ve daha sonra da odaya açılan koridora girip kapıyı kapattığını gördüm. Ben odamda istirahat ediyordum ki onu başucumda gördüm. Bağırdım ve yardım istedim. O da kaçtı. Radam onu buraya çağırın. Yüzersif burada cezalandırılmalı. Hayır, hayır, o suçlu değil. O suçlu değil. Benim şahidim var. Nerede şahidin? Getir onu buraya. Getir de ondan dinleyelim. Onu getireceğim. Ne beni desteklemek için ne de Züleyha'ya düşmanlık edecek kadar tanıyan bir şahidim var. O papağan gibi anlatacak. Kimin yararına ya da zararına konuştuğunu da bilmeyecek. Öte yandan benim akrabalarımdan değil. Züleyha'nın akrabalarındandır o. Şüphesiz onun tanıklığı Züleyha'nın yararına olması gerekir. Söyle kimdir? Cezalandırılmadan önce onu buraya getir. Benim şahidim ağlaması duyulan bu çocuktur. Sen benimle alay mı ediyorsun? Sizden rica ediyorum. Size yaptığım onca hizmete karşılık o çocuğu buraya getirin. Bir bebek mi şahitlik yapacak? Halamın kızının oğlu. Bir sakıncası yok. Söyleyin onu getirsinler. Potifar Hazretlerine selam. Bu benim halamın kızı Sitanen ve bu da Kisin. Söyle, şahitlik yapsınlar. Kisin, konuş. Allah'ın sana öğrettiklerini anlat. Hadi. Kisin, konuş. Yüce ve tek yaratıcının buyruğuyla onun kelamını söylüyorum. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, Züleyha suçsuz ve Yusuf suçludur. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa, Züleyha suçlu ve Yusuf suçsuzdur. Annesinin bir tanesi, sen nasıl konuştun? Döktüğün sahte gözyaşlarıyla neredeyse sana kanacaktım. Gerçekten de siz kadınların hilesi pek çok olur.
Ben sana attığım iftiradan dolayı özür diliyorum. Umarım beni ve Züleyha'yı affeder ve bu macerayı sonsuza dek gizli tutarsın. Burada olup bitenleri hiç kimseye anlatmayın. Bu macerayı anlatanlar şiddetle cezalandırılacaktır. Gidin! Ne oldu? Nasıl kurtuldu? Bir çocuk. Gitsin. Sitene'nin çocuğu konuştu. Ve her şeyi açık etti. Bir çocuk konuşabilir mi ki ama... Konuştu. Peki ama nasıl olur bu? Nasıl? Ben de bilmiyorum. Yüzersef konuşmasını istedi ve o da konuştu. Daha da garip olanı çocuk, yüce ve tek yaratıcının izniyle konuşuyorum dedi. Bu bir büyü. Gerçek de olsa büyüden başka bir şey olamaz efendim. Yüzersef yalnızca bu sarayın sakinlerini değil, aynı zamanda bu çocuğu da büyülemiş. Bu çocuktan başka hiç kimse benim aleyhimde tanıklık yapmaya asla cesaret edemezdi. Bu düpedüz bir büyü. Yüzersef bir büyücü ve onun en şiddetli bir... Kes artık karim ama! Bu kapılar kilitli değil miydi? İyi ama nasıl kaçtı? İnanılır gibi değildi. O kapılara dokunmuyordu ama kapılar açılıyordu. İnanılır gibi değildi. Kendi kendine mi? Demedin mi o bir büyücü? Büyücü değil. Çocukluktan beri onu büyüten benim. O asla bir büyücüye gitmedi, asla. Peki bu kapılar... Bu çocuk... Gerçekten de... Kim bu Yüzersef? Sitenen! Bir emriniz mi var efendim? Sen nasıl konuştun hala? İnanamıyorum. Sen burada ne arıyorsun? Ne oldu da saraya geldin? Ben Meftis'ten Züleyha'yı görmeye geldim. Böyle olacağını bilseydim inanın bana gelmezdim. Sen dayının kızı Züleyha'yı görmeye geldin. Ne sakıncası olacak? Sana ve oğluna minnettarım. Siz olmasaydınız... Züleyha'nın yalanına inanacak ve bu kutlu masum gencin kanına girecektim. Aferin benim bir taneme. Sen nasıl konuştun öyle? Züleyha'yı görmeliydin. 6 aylık çocuk nasıl konuşur? Kendi kulaklarımla duydum. Bu haber her tarafa yayılırsa ne yapacağız efendim?
Uzun süredir fırsat kolladığını söylüyorlar. Ben bizzat sarayda tanık oldum. Yuzarsif'ten söz edince öyle çok bozuldu, öyle çok bozuldu ki şöleni terk etti. Şehir bu haberle çalkalanıyor. Hiçbir erkeğe önem vermeyen o kibir ve gurur abidesi kendini bir köleliğin ayağına mı atmış yani? Mısır'ın büyük tanrısı Amon'un eşi ve tapınağın tanrıçası bir köleye esir olmuş. Hem de yabancı bir köleye, bir çobana. Bu büyük bir utanç. Büyük rahip Ankh-Mahu'nun da bundan haberdar olması gerekiyor bence. Züleyha ve Potifar bu olaydan kolay kolay kurtulmamalılar. Evet, Potifar'ın ve Züleyha'nın itibarı ve prestiji bu hadiseyle tehlikeye girmiştir. Yalnız kalmak istiyorum demedin mi? Çık dışarı! Aşçıbaşı Hazretleri, Aşçıbaşı Hazretleri, Aşçıbaşı Hazretleri, Amon Apop Hisi korusun. Ankh-Mahu'nun ardılı Kahin Kimuni'ye selam. Amon ibadetlerinizi kabul etsin. Ben her zaman Apop Hisi'nin efendisi 3. Amon-Hutep'in aksine inançlı biri olduğunu söylerim. Buna inanırım. Benim inancım Amon-Hutep'in inancıyla karşılaştırılamaz. Kendisi yarı tanrı makamındadır. Nasıl inançsız olabilir ki? Hem o inançsızdır, hem de Mısır azizi Potifar. Sizin de birçok kez onun tapınak kâinlerine ve tanrılara ihanetlerine tanık olduğunuzdan çok eminim. Öyle değil mi? Evet, ama tanrılar birbirleriyle istedikleri gibi konuşabilirler. Bu inançsızlık göstergesi sayılmaz. Onlar bizden çok farklı. Peki tanrılar birbirlerini yok edebilir mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Bu mümkün değil. Şu halde haberin yok. Amon-Hutep Potifar'a tapınağa saldırıp Amon'u yok etmesi için emir vermiş. Bunu duydun mu? İnanmıyorum. Hayır, inanmıyorum. Amon-Hutep asla böyle bir emir vermez. Büyük kâhin Ankh-Mahu yalan söylemez. Kendisinden duymanız için sizi onun huzuruna çıkarmaya hazırım. Bu söyledikleriniz doğruysa Tanrı Amon onları en ağır biçimde cezalandıracak. Potifar'ı cezalandırdı bile. Sıra Kral Amon-Hutep'ti. Potifar'ın eşi Züleyha'nın yabancı bir köleyle olan macerasını duymadın mı? Her yerde konuşulmakta. Büyük bir dedikodu. Duydum. Potifar ve eşi Tanrı Amon'un lanetine mi uğradı yani? Kesinlikle. Bu olay Potifar'ın insanlar arasındaki itibarını iki paralık etmiştir. İstiyorsanız sizi büyük kâhin Ankh-Mahu ile görüştürebilirim. O size bütün gerçekleri söyleyecektir efendim. Bundan emin olun. Bunu hep istemişimdir. Muhakkak geleceğim. Çok güzel. Şu anda Ankh-Mahu burada değil. Teşrif eder etmez sizi ona götüreceğim. Hiç merak etmeyin efendim. Yuzarsif şerefli bir adamdır. Züleyha'nın uzun süredir onun peşinden koştuğunu duymuştum. Birçok kez onunla birlikte olmak istemiş. Ama Yuzarsif kabul etmemişti.
Nihayet geçen gün onları beraber görmüşler. Şehir bu olayla çalkalanıyor. Evet, bir asilzade Mısır ülkesinin ikinci kadını nasıl ama nasıl böyle bir şey yapar bir türlü anlamıyorum. Potifar Züleyha'yı öldürmeliydi. Yuzarsif'e delicesine aşık olduğu söyleniyor. Şölen de Yuzarsif'ten söz edilince beti benze atmıştı. Buna bizzat tanık olmuştum. Sen daha iyi bilirsin Maharit. Gönül işi bu. Züleyha Yuzarsif'e aşık olmuş. Yuzarsif ona yüz vermeyince Züleyha'nın kendini kaybedip ona saldırması tabii ki çok doğal. Yusuf'un iffeti ve saflığı her türlü övgünün üstünde. Hiçbir köle efendisinin isteğine karşı gelemez. Hem de Züleyha kadar güzel bir efendinin. Neyse. Ancak ben Züleyha'nın böyle davranmasının Potifar'ın niyetlerinden kaynaklandığını sanıyorum. Nasıl yani? Bugün Kimmuni adında tapınak kâhinlerinden biri benimle konuştu. Kral 3. Amonhotep ve Potifar'ın Tanrı Amon'a inanmadığını ve tapınağı yok etmek niyetinde olduklarını anlattı. Yani tanrılar Potifar'ı rezil etsin diye mi bu işi Züleyha'ya yaptırmışlar diyorsun? Ben de senin gibi inanmadım. İşin doğrusunu öğrenmek için Kimmuni ile birlikte büyük kâhin Ankh-Mahon'un huzuruna çıkmaya karar verdim. Sen şimdi eve git. Benim saraya dönmem lazım. Hadi. Yeniden canlanan Nil Irmağı gibi, yeniden yeşeren bitkiler gibi, bana inananlar da öldükten sonra yeniden dirilebilirler. Bu benim size buyruğumdur. Hayatınızın sürmesini istiyorsanız cesetlerinizi mumyalayın. Kupkuru topraklarda cesetlerinizi hiç bozulmadan koruduğumu görmüyor musunuz? Beni hoşnut eden bütün kullarıma aynı iradeyi göstereceğim. Adaklarınızla, bağışlarınızla beni hoşnut edin. Öldükten sonra size ebedi bir hayat sunmamı istiyorsanız, tapınaklarımı değerli hediyelerle doldurun. Dici Huti, ben Amon-Ra, tanrıların tanrısı. Şüpheli bakışlar görüyorum. Kuşku ve inançsızlığı bakışlarınızdan anlıyorum. Bugün seni bağışlıyorum. Ancak bundan böyle gizli ve kaçak bakışlarının cezası ölüm olacaktır. Tanrılar Tanrısı Amon'un huzurunda af diliyorum. Beni bağışlayın efendim. Bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın. Ben hepinize bereket sunarak ebedi bir hayat vereceğim. Kullara yol gösterme ve korumanın verdiği yorgunluğu atmak için şimdi dinlenme yerime çekiliyorum. Yarın yeniden kullara yol göstermek ve varlığın işleriyle ilgili tedbirleri almak için hazırlanmam gerekiyor.
Amon siz kullarından razıdır. Tapınağı ve tapınağa hizmet edenleri unutmayız. Adak ve hediyelerinizle Amon'u hoşnut edin. Efendim, ben geçen gün 3. Amonhotep'in vekil harcı Apophis'le konuştum. Ona Amonhotep ve Potifar'ın inançsızlığından bahsettim. İnanmıyordu. Ona birlikte huzurunuza gelip bu konuyu bizzat sizden duyması için söz verdim. Onu muhakkak getir. Amonhotep cezalandırılmalı. Bu hanedana bir an önce Mısır Krallığından el çektirmeliyiz. Onu muhakkak getir. Potifar, Amon-Ra'nın lanetine uğradığı gibi Amon-Hutep de uğramalıdır. Emredersiniz efendim. Demek ekselanslarının Züleyha ve Yuzarsif macerasından haberleri var. Evet. Padiyamon bana her şeyi anlatmıştı. Her ne kadar Amon tapınağı için bir utançsa da Potifar bu olaydan sağ salim çıkmamalı. Züleyha'dan da bu skandalın hesabı sorulmalıdır. Potifar'ın hakkından geldikten sonra sıra Amonhotep'te. Onu ortadan kaldırabilirsek Tanrı Amon'un hiç düşmanı kalmayacak. Bu olayı şehirde yayın. Potifar rezil olmalı. İnsanlar onun ne mal olduğunu bilsin. Mısır otoritesinin sembolü Potifar kendi sarayını ve hatta işini bir yabancıya emanet etmiş. Onu eşiyle yakaladı ancak sustu deyin. Bir yabancının sarayı hükmü altına almasına razı olan birinin yarın öbür gün ülkeyi yabancıların hükmüne bırakmayacağı ne malum acaba? Potifar'ın vekil harcı bir inançsızdır deyin. Potifar ve Amon, Amon tapınağını ve Tanrı Amon-Ra'yı yok etmek istiyor deyin. İnsanları bu yönetime karşı kışkırtmalıyız. Bu macerayı incelemek için yarın onun sarayına gideceğimi haber ver. Emredersiniz efendim. Potifar... Amon'a karşı çıkmanın bedelini ödeyecektir. Bu odanın dışında olup bitenlerden haberiniz var mı? Nasıl? Bir şey mi oldu? Yuzarsif'le olan maceranız yalnızca saraya değil, aynı zamanda bütün şehre yayılmış. Herkes olayın bütün ayrıntılarını biliyor efendim. Nereden? Kimin vasıtasıyla? Kim olduğunu öğrenirsem onu yok edeceğim. İki kişiden fazla tanığı bulunan bir olayı saklamanız mümkün değil. Böyle bir günü bekliyordum. Olaya tanık olanlar tarafından yayılacağını tahmin ediyordum. Tama, Tiameni, Sitanen, Yuzarsif. Yuzarsif asla böyle bir şey yapmaz. Olaya tanık olanlar bunlardı. Haber ağızdan ağza bütün şehre yayılmış. Sofralara meze olduk. Herkes sizi heveskar ve hafif bir kadın olarak görüyor. Sefahat ve uçarılıkları her yerde anlatılan şehrin bu tanınmış şehvet düşkünleri şimdi kalkmış iffetten mi söz ediyorlar? Buna inanamıyorum doğrusu. Züleyha'ya hafif meşrep mi diyorlar? Boşuna adamın adı çıkacağına canı çıksın dememişler. Şimdi Züleyha'nın döktüğü yüz suyuyla kirli yüzleri temizleyecekler. Gerçek yüzlerini onlara öyle göstereceğim ki utançtan başlarını kaldıramayacaklar. İçlerinden hangisi benim yerimde olsaydı benimkinden daha büyük bir rezalete uğrayacağını onlara ispat edeceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Haber büyük kahin Ankh-Mahu'nun kulağına bile gitmiş. Çok kızdığını söylüyorlar. Ah, tanrılar bana acısın.
Beni kınamak için buraya geleceğinden adım gibi eminim. Çok doğru tahmin ettiniz. Ankh-Mahu bugün buraya gelecek efendim. Huzuruna çıkacak yüzüm yok. Büyük Amon Ra, lütfen bana yardım et. Ankh-Mahu buna çok sevindi, değil mi? He? Hayır, hayır, yanılıyorsunuz. Ankh-Mahu Hazretleri büyük bir endişe içindeydi efendim. Pekala, buyursunlar. Biz memnun oluruz. Siz de gidebilirsiniz. Daha fazla beklemeyin. Tapınakların efendisi başına buyruk, Ankh-Mahu'nun düşmanı olan ben şimdi onu kendi sarayında kabul edip alaylı ifadelerine katlanmak zorunda kalıyorum. Seni bu kadar sevmeseydim en ağır şekilde cezalandırırdım. Sadece benim eşim olsaydın seni cellada teslim ederdim. Gel gör ki Tanrı Amon'un da eşi sayılıyorsun. Onu da aldatmaya yeltendiğin için kurbanlar kesmeli ve huzurunda af dilemelisin. Pekala, ben seni bağışlıyorum. Umarım Amon Ra da bağışlar. Böylece için rahat olur, değil mi? Yüzarsif Hazretlerine selam. Allah'ın selamı dışı siyah ama içi pırıl pırıl olan Mimi Sabio olsun. Ne haber? Haberler pek iç açıcı değil. Züleyha ile olan maceranız her tarafta konuşuluyor. Başka işleri yokmuş gibi bu olayı çeşitli şekillerde yorumluyorlar üstelik. Züleyha dizginlerini nefsine teslim etmiş. Ve bu asi nefsi onu helak edecek. Ancak nefsini dizginlerse kurtulabilir. Yüzarsif Hazretleri Efendimiz, Züleyha güzel ve akıllı bir kadındır. Niçin ondan kaçtınız? Züleyha'dan değil, cehennem ateşinden kaçtım. Güzel ve benzersiz bir sevgilisi olan Züleyha gibilerine gönül vermez. Vaat edilen günün azabını gören kimse Züleyha'yı sadece cehennem ateşi olarak görür. Yüzarsif Hazretleri, bu kapalı olan kapıların açılması ve çocuğun konuşması nasıl oldu söyler misiniz? Çünkü kimileri sizin sihir yaptığınızı söylüyor da. Bütün bunlar Rabbimin bana sunduğu lütuflardı. Bir müddet beni kendi halime bıraktığını, Züleyha'nın yanında yalnız olduğumu düşündüm. Ancak apaçık bir şekilde gördüm. Beni yalnız bırakmadığı gibi ayrıca beni bütün hallerimde gözetiyor.
Tazimde bulunmayan o küstah genç de kim? İşte Yuzarsif bu. Potifar nerede? Siz tapınağa buyurun efendim. Şimdi gelir. Buyurun efendim. Ekselansları Potifar ve eşleri Züleyha. Ne oldu da Mısır ülkesinin büyük kaini Ankman Hazretleri sarayımızdaki mütevazi tapınağa teşrif ettiler? Amon Ra utanç içinde. Düşmanları karşısında küçük düşürülmüş. Züleyha, sen Amon tapınağının tanrıçası ve Mısır'ın ikinci büyük yöneticisinin de eşisin. Böyle bir utanca nasıl yol açarsın? Niçin Amon'un taygınlığını korumadın? Siz Amon'a düşman olan ve her fırsatta tapınak kahinleriyle çatışan bir gence gönül vermişsiniz. Siz kendinizi hangi tanrıya taptığı belli olmayan bir yabancıya teslim etmekle gerçekte yabancı bir tanrı karşısında Amon'u küçük düşürdünüz. Amon tapınağının kahinleri olarak bu utanca tahammül edeceğimizi mi sanıyorsunuz? Eğer Mısır Azizi Potifar'ın eşi olmasaydın şiddetle cezalandırılacaktın. Ne söylemek istiyorsun? Daha doğrusu hangi yüzle söyleyeceksin? Ben kendimi savunmak için bir şans istiyorum. Ankbao Hazretleri izin veriyorlar mı? Dinliyorum. Konuşabilirsin. Bana birkaç gün izin verirseniz suçsuz olduğumu ispat edebilirim. Neden olduğunuz bu skandalı nasıl temizleyeceksiniz? Ben de bu skandalı körükleyenlerin ağızlarını kapatmak niyetindeyim efendimiz. Pekala. Bakalım ne yapacaksın? Amon'un ayaklar altına alınan haysiyetini hiçbir şey geri getiremez. Ankh-Mahu'nun acı kinayeleriyle yüreğime döktüğü bu zehirli şarabı sen ona sundun. Yoksa Ankh-Mahu ve Padiyaman evimin önünde avlayan köpeklerden bile daha zavallıydı. Karimama. Büyük bir ziyafet düzenleyin. Sarayın ve şehrin ileri gelenlerinin eşlerini davet edin. Onlara bir sürprizim var. Herkes neye uğradığını şaşıracak. Beni çağırmışsınız. Bir emriniz mi var? Senden küçük bir ricam olacak. Senden yarınki ziyafet için en iyi elbiseni giymeni, süslenmeni ve seni çağırdığımda da meclise girerek önüme bir meyve kabı koyup dönmeni istiyorum. Bu ricamı kabul ediyor musun? Sakıncası yok. Nasıl isterseniz. Gidebilirsin.
tüm misafirler için yumuşak döşekler ve yastıklar hazırlayın. Çok rahat olmalarını istiyorum. Onlar için en iyi yemekleri ve en iyi içecekleri hazırlayın. Çok miktarda turunç ve misafir sayısı kadar sivri ve keskin bıçak hazırlayın. Potifar Hazretleri izin veriyorlar mı? Ne istiyorsun söyle. Düşündüğünüz kadar kötü olmadığımı ispat etmek istiyorum efendimiz. Bana bu fırsatı verecek misiniz? Suçunu mazur göstermek yerine hatanı kabul edip kendini bir an önce düzeltmeye çalış. Sizden fazla bir şey istemiyorum. Ziyafet salonundaki perdenin arkasında birkaç dakika durup meydana girecek olan olayları izlemenizi rica ediyorum. Olaylar mı? Mısırlı kadınlar aracılığıyla itibarımı geri kazanmaya karar verdim efendimiz. Ricamı kabul ediyor musunuz? Tamam, kabul ediyorum. Minnettarım. Başlangıçta bu daveti kabul etmek istemiyordum. Böylesine büyük bir utanca sebep olan birinin davetinde bulunmanın bizatihi kendisi utançtır. Ancak eşim Padiyamon bilhassa katılmamı istedi. Ben de pek istemiyordum ancak merakım galip geldi. Olup biteni bütün ayrıntılarıyla bilmek istiyorum. Ben buraya sadece Yuzarsif'i görmeye geldim. Züleyha'yı kendine böylesine esir edenin kim olduğunu görmek istiyorum. Yusuf'un buraya geleceğini nereden biliyorsun? Eğer bir kaçış yolu olsaydı kaçardım. Bu şeytani meclise katılmak bana azap veriyor. Mısır'ın büyükleri ve asilzadeleri.
Bugün bu ziyafette keskin bıçak ve turuncun o çok ince kabuğu aramızda hüküm verecek. Sizden ricam, ben işaret ettiğimde turunçları lütfen yiyiniz. Bu özel bir şölen. Nedenini daha sonra öğreneceksiniz. Şimdi sizden bu meyveyi yemenizi istiyorum. Sevgili misafirler, turunçları yiyebilirsiniz. Yusuf, içeri gelsin. Gerçekten de o büyük ve çok yakışıklı. Ondan daha yakışıklısını görmedim. Ah.
O insan değil, güzellik tanrısı. Güzellikte tanrılara benziyordu. Birlikte olmak istediğim köleyi gördünüz. Ben ona kastettim. Ama o iffetini korudu. Siz onu sadece bir kez gördünüz ve bu şekilde kontrolünüzü kaybettiniz. Ama ben onu her gün görüyorum. Her gün o benim karşımda duruyor. Siz yerimde olsaydınız ne yapardınız acaba? Cevap verin. O insan kılığına girmiş bir melektir. Yeryüzüne ışıyan semavi bir ışık parçasıdır o. Sanki semavi bir varlık, dünyevi bir elbise giymiş gibiydi. Belki de insan elbisesi giymiş bir tanrıdır. O güzellik tanrısıdır. Yeryüzüne insanları kendisine tapmaya çağırmak için gelmiş olmalı. Andolsun tanrılara ki Züleyha haklıymış. Gördüğümüz bu Yuzarsif sıradan bir insan değil. Bu söyledikleriniz saçmalık. O da bizim gibi bir insan. Soruyorum. Böyle melek huylu birinin melamet yükünü omuzlarında taşımak sizce yanlış bir şey midir acaba? Hala benim doğru yoldan saptığımı düşünebiliyor musunuz? Hayır. Züleyha'nın mazur olduğunu itiraf ediyoruz. Hatalı olan, iftira eden, kara çalan biz Mısırlı kadınlardık. Bunu ispat etmek istiyordu. Rabbim, bütün günahkarların günahını bağışla ve beni bu şeytanların şerrinden koru. Bugünkü ziyafetin amacı işte buydu. Şimdi gidebilirsiniz. Her şeyi gördüm. Açıklamana gerek yok. Nasıl bir sonuç çıkarmak istiyorsun? Sonuç sizin için de açık değil mi? Yeterince açık. Mısırlı kadınların Yuzarsif'i görünce ellerini kesmeleri, sana da kendini Yuzarsif'e takdim etme hakkını verdiğini söylemek istiyorsun. Sen bu kendini Mısır'ın ayyaş ve gününü gün eden kadınlarıyla mı karşılaştırıyorsun? Bunlar senin gibi ve sen de onlar gibisin. Neden kendini iffetli kadınlarla mukayese etmiyorsun? Yuzarsif'e mesajımı ulaştırmak için bana birkaç tane Mısırlı kadın bulun. Efendim, bu huzursuzluğa bir son verseniz daha iyi değil mi? Biz sizin geleceğiniz ve Potifar Hazretleri'nin itibarı için endişeliyiz efendim. Bu sizin üstünüze vazife değil. Size ne diyorsam onu yapın. Mesajımı Yuzarsif'e ulaştırın. Ya isteğim karşısında teslim olacak ya da onu zincire vurarak alçaltacağım. Ona Züleyha'nın şeref ve haysiyet perdesini yırttığını ve başlattığı savaşı sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu söyleyin. Hangi kadını bu vazife için münasip görüyorsunuz efendim? Ben ne bileyim? Kendilerinde Yuzarsif'le konuşma cesareti bulan her kadın olabilir.
Rabbim, eğer bu kadınların hilelerini boşa çıkarmazsan, çevirdikleri entrikalar da etkili olursa ben kaybedenlerden olacağım. Bu adil değil. Züleyha seni altınla satın aldı ve yıllarca sana sevgisini verdi. Buyruğuna uymayıp kendine zulmetmen doğru değil. Bu itaatsizliğin sonu zindandan başka bir şey değil. Biliniz ki asla Züleyha'ya teslim olmayacağım. Onunla anlaşırsam Allah'a karşı gelmiş olurum. Pekala, şu halde bizden birini seç. Şüphesiz bizim sana olan aşkımızın Züleyha'nınkinden aşağı kalır yanı yok. Siz ne kadar adisiniz. Benim sahibim ve üzerimde hakkı olan Züleyha'ya günahta itaat etmezken siz yabancılara mı itaat edeceğim? Sizin güzel ve sevecen şehriniz şefkatli bir kalbe sahip olduğunuzu gösteriyor. Kendine aşık olanları incitmek büyüklere yakışmaz. Batıl isteğinizi bir kez daha tekrar edecek olursanız, edep ve saygı kurallarını bir kenara bırakır, sizinle anladığınız dilden konuşurum. Öyle anlaşılıyor ki Yuzarsif Hazretleri kendini her türlü cezaya hazırlamış görünüyor. Ne biz ne de Züleyha isteklerimizden vazgeçmeyiz. Gerekirse Yuzarsif Hazretlerine zindan cezasını uygularız. Züleyha tarafından bir hediye. Peygamber kucağında yetişen bir şehvet perestlerin kandırmaca ve kurnazlıklarına aldanmaz. Ezeli ve ebedi yaratıcının yuvasından yükseklere doğru uçan huma kuşu kargaların tuzağına düşmez. Yuzarsif Hazretlerine selam olsun. Bana asla tazimde bulunma Mimisabu. Özür dilerim efendim. Alışmışım çünkü. Küçüklüğümden beri bana büyüklere saygıda bulunmam gerektiği öğretildi. Hepimizin karşısında tazimde bulunmamız gereken o büyük ben değilim. O gerçekten de ona layıktır. Evet, ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ne diyecektim? Hatırlıyorum. Evet, hatırladım. Sadece yanınızdan çıkan bu bayanların Züleyha'nın yanına gittiklerini söyleyecektim efendim. Bu çok doğal. Onlar boyun eğmem için Züleyha tarafından görevlendirilen kadınlar. Şimdi de başarısızlıklarını bildirmeye gitmiş olmalılar. Bu arada Mimisabu, sen bilirsin bu mendillerin anlamı ne? Bunların niçin yere attınız efendim? Bunlar aşkın sembolleridir. Birine ilanı aşk etmek isterseniz efendim, ona bu mendillerden verirsiniz ya da ona bu mendillerden gönderirsiniz, ama siz bunları ayak altına atmışsınız. Keşke biri bana bu mendillerden gönderseydi. Beni çok mutlu ederdi efendim. Peki anladım. Gitmem gerektiğini söylüyorsunuz. Pekala, zaten söyleyecek bir sözüm de kalmamıştı efendim. Gidiyorum efendim. Ancak güzellere davranma tarzı bu değildir. Ne yaptıysak onu ikna edemedik. Taş olsa yumuşardı. Ne var ki Yuzarsif
Gerçekten taştan daha katı. Çabalamak boşuna. Sonuç alacağımızı sanmıyorum. Peki sizce ne yapmalıyım? Hiçbir yolu yok mu diyorsunuz ya? Yuzarsif'i zindana atın. Bu tek çaredir. Zindan? Belki o korkunç yerde sizin ona sağladığınız bu imkanların kıymetini bilir. Zindanın nasıl bir yer olduğunu görünce itaat edecektir elbette. Ama bunu yapamam. Zindan onu benden uzaklaştırır. Bu inatçının itaat etmesini istiyor musun, istemiyor musun? Bu bir kınama cezası. Yuzarsif'in direncini kırmak için geçici bir hapis. Teslim olunca onu serbest bırakırız. Yuzarsif'i 7 kapılı odaya çağır. Vekil Harç Hazretleri, hanımefendi Züleyha gelmenizi buyurdu. Gidelim. Hanımefendi Züleyha'ya selam. Genç ve güzel vekil harcımıza selam ederim. Hala bizden bakışlarını esirgiyor musun Yuzarsif? Senden istediğim şeyi bir kez daha tekrar etmek için seni buraya çağırdım. Böyle bir istekte bulunmayın. Zira cevabım değişmeyecektir. Hala bana kızgın mısın Yuzarsif? O gün için senden özür diliyorum. Ben günah işlemeye yanaşmam. Siz de muradınıza eremeyeceksiniz. Biliyorsun ki Züleyha hayır cevabına yabancıdır. Ben seni seviyorum. Ve seni elde etmek için her yola başvuracağım. Bundan hiç şüphen olmasın. Cehennem ateşine atacak kadar mı seviyorsun? Cehennem ateşine hayır. Ama zindana evet. Beni buna zorlamayın. Vazgeçin efendim. Beni ve kendinizi daha fazla rezil etmeyin. Potifar Hazretleri bize hiç kötülük yapmadı. Onun haysiyetiyle de daha fazla oynamayın. Sizi buraya bana nasihat etmeniz için çağırmadım. İtaat etmeyeceğiniz anlaşılıyor. Pekala. Şimdi gidebilirsin. Ama şunu bil ki, bundan böyle Züleyha göğsünde bir kalp yerine bir taş parçası taşıyacak. Gidin. Saray benim için zindandan daha beter olmuş. Sürekli bir töhmet ya da yeni bir iftira beklentisi içinde yaşıyorum. Madem Züleyha'ya itaat etmeyi düşünmüyorsun, öyleyse kaç. Ben de sana yardım ederim. Kaçarsam bütün bu iftiraları haklı çıkarmış olmaz mıyım? Kral Amonhotep'in yanına git. O mutlaka sana yardım edecektir. Niçin Amonhotep? Şüphesiz benim Rabbim Amonhotep'ten daha güçlüdür. O olup bitenleri şu anda görüyor. Potifar Hazretleri'nin elinden bir şey gelmiyor mu? O Züleyha'nın suçlu olduğunu anladı. Ne yapabilir ki?
Bir şeyler yapmalıyız. Onlar seni zindanla tehdit etmişler. Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız. Ben zindanı bu kadınların beni davet ettikleri günahtan daha çok seviyorum. Ben her şeye gücü yeten Allah'a sığınıp sabredeceğim. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Atmadığım bir adım kalmadı. Gizli saklı sırlarım herkesin dilinde. Yalvardım yakardım ama kâr etmedi. Adım kötüye çıktı, rezil oldum. Çekmediğim bir naz da kalmadı. Sen söyle ne yapayım? Ezeli ve ebedi düşmanlarım olan aristokrat eşleri de çareyi zindanda görüyor. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Sizin ve Mısırlı aristokrat kadınların derdi aynı olduğu için derman da aynı olacaktır. Ben de zindana atılmasını onaylıyorum. Pekala. Dediğiniz gibi olsun. Bugünden itibaren Yüzersif başka bir Züleyha görecek. Bugünden tezi yok. Züleyha'nın aşkla ışıyan çehresini nefretin karanlık yüzüne dönüştürecek. Efendim, kendileri Apop His, Kral Amonhotep'in mutfağından sorumlular. Büyük bir sorumluluk. Tanrılar seni korusun. Kendileri Amon'un gerçek taraftarlarındandırlar. Amon tapınağındaki ibadetlerine şahsen birçok kez tanık olmuşumdur. Bugünlerde büyük tanrımız Amon çok üzgün. Bir süredir bazı karanlık eller ona karşı komplolar kurmakta ve onu ortadan kaldırmayı planlamaktadır. Amon'a inananlar onu ihmal ediyor. Onu savunmuyorlar. Ama ben hala bütün varlıklarıyla Amon'a inanan birçok kimse tanıyorum. Sayıları da az değil efendim. Ben bu geri kalan 3-5 kişinin de dağılmasından endişeliyim. Ne yazık ki bütün haberleri halka anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü hiç iç açıcı değil bu haberler. Kuşkusuz Kimuni Hazretleri Amonhotep ve Potifar hakkında bazı şeyler söylediler. Bunlara inanmak çok güç efendim. Başlangıçta biz de inanmıyorduk. Ama şimdi 3. Amonhotep'in Potifar'a tapınağa saldırıp Amon ve ona inananları yok etmek amacıyla hazırlık yapması için emir verdiğini öğrendik ve çok çok üzüldük. Efendim, saklamaya ne gerek var? Kral Amonhotep'in tapınağı ve tapınak kâhinlerine iyi gözle bakmadığını ben de hissettim. Ama Amon'a düşman olduğuna inanmam mümkün değil. Hem sonra kral yarı tanrı sayılır. Tanrının oğludur o. Acı veren de, bu günahı ağırlaştıran da budur işte. Tanrılara hizmet edecek yerde onlara ihanet etmeyi marifet sayıyor. Bu çok kötü bir durum. İnançsız Potifar vesilesiyle tapınağa saldırmaya başarırsa hem Amon'u hem ona inananları yok edecek, mahvedecek. Bu durumda bir şeyler yapmalıyız. Oturup bekleyecek miyiz? Niçin Ankh-Mahu Hazretleri güçlerini donanıp Amonhotep'e saldırmalarını buyurmuyor? Bu durumda suçsuz yere birçok insanın kanı dökülmüş olmayacak mı? Hayır, hayır. Ben böyle bir cinayete göz yumamam. Peki ne olacak? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Ben bu katliamın önünü almak ve Amon'u korumak için bu savaşa neden olan kişiyi ortadan kaldırmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Önce Amonhotep, sonra Potifar. Biz bu önemli işi yerine getirerek Amon'u
hoşnut edecek bir kişi arıyoruz. Bu sen olabilirsin. Hayır. Hayır, ben yapamam. Ben yapamam efendim. Ben bir tanrıyı öldüremem. O yarı tanrı sayılır. Hayır. Benim elimden böyle bir şey gelmez. Sen benim Amon'un bütün tapınaklarının en büyük kahini ve yarı tanrı olduğumu biliyorsun. Sorarım sana, tanrılardan olan ve büyük tanrı Amon'a düşmanlık besleyen birinin suçu sıradan birinin suçundan daha büyük değil mi? Ayrıca sen bu kutsal eyleminle hem büyük Amon'u hem de binlerce kişiyi yok olmaktan kurtaracaksın. Peki ben ne olacağım? Eşim ve çocuklarım ne olacak? Sana ve ailene yönelik en ufak bir tehlike söz konusu bile değil. Bu işi yapmak çok kolay. Ben sana bunun yolunu söyleyeceğim. Hayatının sonuna kadar basit bir aşçıbaşı olarak mı kalmak istiyorsun? Mısır'ın hazinesinden ya da tarımından sorumlu kişi sen olabilirsin. Ben hazine sorumlusu. Mısır tarımının efendisi. Buna ek olarak ölünceye kadar her sorununu çözecek yüzlerce altın. Tam olarak kaç altın dediniz? 1000 altın yeter mi? İki bin altın. Çünkü sarayda ikna etmem gereken bir arkadaşım var. Eğer 2000 altın olursa... Sakıncası yok. Amon'un büyük servetinden onu korumak için yararlanmak gerek. Efendim, eğer olur da başaramazsak ya da yakalanırsak... eşim ve çocuklarım ne olacak? Yakalanman durumunda benden, Kimuni'den ya da tapınağın önde gelenleriyle olan irtibatından söz etmezsen, eşin ve çocukların Amon'un koruması altında olacaklar. Ancak tek kelime edecek olursan, ailen ve bütün akrabaların Amon'un lanetine uğrayıp yok olacaklar. Bunu aklından hiç çıkarma sakın. Efendim, hanımefendi Züleyha gelmek istiyorlar. Bu Kenanlı köle buyruğunuza rağmen o gece olanları herkese yaymış efendim. Yine entrika düşünüyorsun. Benimle açık konuş. Görüyorum ki bu haberin bizi ne kadar rezil rüsva ettiğinden habersizsiniz. Her yerde Mısır Azizi'nin bir köleyi eşiyle birlikte gördüğünü ama görmezden geldiği söyleniliyor. Ne bir hapis ne de bir uyarı. Hiçbir ceza verilmemiş. Köleye hatta bir fiske bile atılmamış. Suçsuz birini zindana atmamı mı istiyorsun? Birincisi hiç suçsuz değil. Sır saklayamamış. İkincisi, kısa süreli ve göstermelik bir ceza vermeyi kastediyorum. Mesela nasıl bir ceza? Mesela zindana atabilirsiniz. Kuşkusuz Yüzarsif'in zindana atılması, boşboğazlık eden gevezelerin canını ot tıkayacaktır. Kararınız nedir efendimiz?
Biraz düşüneceğim. Gidebilirsiniz. Kararı sonra söylerim. İnarus. İnarus, neredesin? Buradayım Apophis. Ne oldu? Arkadaşımı görmeye geldim. Sakıncası mı var? Sen buraya hiç uğramazdın. Bir şey mi oldu? Ne söyleyeceğimi ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. İnsan eski bir dosta gereksinim duyar. Ona içini dökmek, onunla dertleşmek ister. Elimden ne gelir? Biliyor musun? Ben inançlı bir insanım ve tanrılara ihaneti, özellikle de Büyük Amon'a yapılan ihaneti kabul edemem, asla. Bu hususta senin aynı fikirdeyim. Biri Amon'a ihanet mi etmiş? Evet, sen de onu tanıyorsun. Defalarca Amon'a ihanet ettiğini görmüşsün. Sanırım kim olduğunu anladım. Kral Amon-Hutep'i kastediyorsun, öyle değil mi? Birçok kez beraber onun Amon'a yaptığı saygısızlığa tanık olduk. Elimizden ne gelir? O koskoca bir kral. Ve bize de yalnızca susmak düşer. Keşke yalnızca saygısızlık etseydi. Amon'a karşı harekete geçmek ve ona inananların defterini dürmek istiyor, anlıyor musun? Tanrılar bize acısın. Bu doğruysa büyük bir savaş çıkacak demektir. Ve bu savaşta binlerce kişi ölecek. Sen bu katliamı engelleyip Büyük Amon'u ve onun tapınağını kurtarabilseydin, bunu yapar mıydın? Kuşkusuz. Ancak savaşı önlemek sen ve benim gibilerin işi değil. Amon ve Amon-Hutep'in ordularının birbirine girmesini engelleyemeyiz. Ancak savaş fermanının çıkışını engelleyebiliriz. Niyetini daha açık ifade edebilir misin ha? Biz Amon-Hutep'in vereceği savaş kararını nasıl engelleyebiliriz, söyler misin? Benim de zihnimi kurcalayan işte bu. Ben bir çözüm bulmak için yanına geldim. Çözüm mü? Mesela nasıl bir çözüm? Amon savaş fermanı vermesin diye gidip Amon-Hutep'in ağzını mı tutayım ha? Bunu yapmak mümkün değil. Ancak ağzını sonsuza kadar kapatabiliriz. Tanrılara ant olsun ki bunu yapabiliriz. Şşt, delirdin mi sen? Kes artık. Ağzından çıkarı kulakların duyuyor mu senin? Aklını mı kaçırdın? Çıldırdın mı yoksa? Canına mı susadın ha? İnarus, sen Amon'un yok edilişine ve Teps kentinin kılıçtan geçirilmesine engel olmak istediğini söylemedin mi ha? Evet, ama bu çözüm değil. Amon-Hutep'in kendisi yarı tanrı zaten. Onu öldürmek mümkün değil. Hayır. Amon-Hutep yarı tanrı değil. Tanrılardan olsaydı Amon ve onun kutsal tapınağına karşı harekete geçmezdi. Böylesine büyük bir girişimi düşünmek zorundayım. Önce plan yapmadan harekete geçemeyiz. Onca muhafızı ve askeriyle çok iyi korunan Amon-Hutep'i senin dediğin gibi nasıl kolay bir şekilde öldürebiliriz ki, söyler misin? Neden olmasın? Birkaç damla zehir bize yeter. Ne ordu ister, ne de kaba kuvvet. Ben hiçbir tanrıya karşı gelemem, anladın mı beni? Dediğine göre, Amon-Hutep tanrılardansa bu durumda suçu daha ağır. Bence bütün tanrılar ve Teps kentinden binlerce kişi yok olacağına, bir tanrının yok edilmesi daha iyidir. Anlıyor musun? Böylesi daha iyidir. Ben daha çok düşünülmesi taraftarıyım. Evet, daha çok düşünmeliyiz. Acele işe şeytan karışır, bunu biliyorsun. Ama vakit çok az. Yarın Amon-Hutep tapınağa saldırmaya kalkarsa ne olacak ha?
Nasıl bir faciaya neden olacağını biliyor musun? Yine de yarına kadar vaktimiz var. İzin ver bu gece düşüneyim. Yarın yine geleceğim. Sen işbirliği yapmazsan kendim tek başıma bu büyük faciayı önleyebilirim. Sen sadece sesini çıkarma. Ha? Sessiz ol. Yeter. Başaramazsak ne olacak? Tanrı'nın oğlu olan kral sırrımızı öğrenirse ne olacak? Başarılı olursak Potifar ve Mısırlı subaylar bizi canlı bırakır mı? Eşlerimize ve çocuklarımıza ne olacak peki? Apop tek başına harekete geçip beni ortağı olarak tanıtırsa o zaman ne olur? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İnaruz! İnaruz! Kim o? Ne istiyorsun? Amonhotep şarap istiyor. Baş üstüne. Baş üstüne. Derhal getiriyorum. Yuzarsif Hazretleri, Yuzarsif Hazretleri. Potifar hemen sizi görmek istiyor efendim. Ne oldu? Potifar Hazretleri beni huzuruna ilk kez çağırmıyor ki. Siz ve Züleyha arasında geçenlerden sonra bu ilk kez oluyor. Bu önemli bir mesele olabilir. Endişelenmeyin. Ben Yüce Allah'ın yardımıyla hiç kimseden korkmam. Sana o günkü macerayı unut ve hiçbir yerde anlatma dedim. Yuzarsif nankör değil. Kendini size borçlu kabul ediyor. Her zaman sizin haysiyetinizi düşünüyor. Anlattın mı, anlatmadın mı? Biliyorsunuz ki ben bu işi yapmam. Peki nasıl oldu da bütün şehir öğrendi? O toplulukta bir tek ben bulunmuyordum. Bahane aradığımı biliyorum. Sana ne yapacağımı bilmiyorum. Seni hem dost hem de düşman olarak görüyorum. Ben de acizim. Bu saray büyüklüğüne ve güzelliğine rağmen benim için dar ve karanlık olmuş. Kadınların bitip tükenmez hileleri ve saraylıların alaylı ifadelerine tahammülüm kalmadı. Züleyha benden seni zindana atmamı istedi. Evet. Sen ne diyorsun? İstemeyerek bana iyilikte bulunmuş. Ne demek istediğini anlamıyorum. Zindana atılmam hem kötülük isteyenlerin acı sözlerine son verecek, hem de Züleyha hanımefendinin unutmasına zemin hazırlayacak. Yanı sıra kahinler sizi bir yabancı ile aynı düşünceleri paylaşmakla da suçlamayacaklar. Ben de Mısırlı kadınların tuzağından kurtulmuş olacağım. Zindanı özgürlüğe tercih mi ediyorsun? Kimse zindanı sevmez. Ama başka çare yok. Şu anda zindan tek çözüm. Amonhotep'in sarayına gitmeliyim. Sonra senin hakkında karar vereceğim. Arabamı hazırlamalarını söyle.
Inaruz, sana neler oluyor? Betim benzin atmış. Hayır ekselansları. Hayır, hayır. Bir şeyim yok. Apophis, Inaruz'a neler oluyor? Durumu iyi değil. Bir şey yok efendim. Hafif bir rahatsızlığı var. Siz yemeğinizi yiyin. Buyurun. Hayır, durun efendim. Bu yemekten yemeyin. Bu yemek zehirli. Pis hain. Zehirli olan benim yemeğim değil, senin şarabındı. Muhafızlar! Buyurun ekselansları. Bu iki haini tutuklayın. Hayır, durun, yapmayın. Durun, ben bir şey yapmadım. Ben suçlu değilim. Ben hiçbir değilim. Şey yapmadım. Yapmayın. Beni bırakın. Efendim, acıyın. Acıyın bize. Kraliçe, siz bir şeyler yapın. Yalvarıyorum size kraliçem. Durun. Neler olduğunu anlatın bana. Efendim, bu hain sizi öldürmek istiyordu. Şarabınıza zehir koydu. Yalan söylüyor kralım. Şarabınıza koymam için zehri bana veren kendisiydi zaten. Pekala. Sen şarabını iç, sen de yemeğini ye. Aksi takdirde kafataslarınızla ben şarap içeceğim. Ben şarabınıza zehir koymadım kralım. Buna emin olabilirsiniz. İnanın bana. Sıra sende. Ye bakalım tadı nasılmış. Hepsini ye. Gördün mü? İnaruz şarabını nasıl da içti. Hadi ye. Efendim, ben hata ettim, yanlış yaptım. Beni bağışlayın, tanrılar adına beni bağışlayın. Ne olursunuz? Götürün bunları. Hayır, efendim, hayır kralım. Efendim, hayır acıyın. Kralım, bizi acıyın. Beni lütfen, bağışlayın. Lütfen kraliçem, bari siz bir şey söyleyin. Beni bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın bizi ne olur kralım. Ne olur bağışlayın beni. Kralım bizi affedin. Ne olur. Affedin bizi kralım. İhanet, ihanet. Kendi sarayımızda bize suikast yapılıyor. Vurun boyunlarını. İhanetlerinin cezasını görmeliler. Efendimizin emrine itaat edilecektir. Ancak vazgeçmenizi öneriyorum. Vaz mı geçeyim? Sen onlara şans mı veriyorsun? Hayır ekselansları. Biraz daha derin araştırmalıyız. İşbirlikçileri buluncaya kadar sabretmenizi öneriyorum. Efendim, bunlar kesinlikle bir yerden emir almışlar. Kendi başlarına yapacakları iş değil. Bizzat ben onları sorgulayacağım. Pekala. Konuyu takip edip bizi bilgilendirin. Bekliyorum. Thank you.
Evet. Anlatın bakalım, olay nasıl gelişti? Önce sen söyle, Apopis. Kim ya da kimler senden kral ve ailesinin yemeğine zehir katmanı istedi? Hiç kimse. Kendim bu işi yapmaya karar verdim. Neden? Kral Amonhotep sana ne yapmıştı ki? Amonhotep'in size, Tanrı Amon'un tapınağına saldırıp tapınak kahinlerinin işini bitirmenizi söylediğini duyduğum için yaptım efendim. Affedin beni. Duydun mu? Kimden? Kimlerden? Kimseden duymadım. Kendim duydum. Evet, kendim duydum. Sarayın giriş kapısının arkasında dururken işitmiştim. Ben özellikle kapının arkasına baktım ki kimse bizi dinlemesin. Pekala. Gerçeği daha sonra söyleyeceksin. Evet. Sen anlat. Benim bir bilgim yok. Geçen gün Apopis bana Amonhotep'in sizin aracılığınızla Amon ve Teps tapınağını yok etmeyi planladığını anlattı. O kralın şarabına zehir katmamı söyledi. Ama ben dökmedim. Siz de gördünüz. Zehri size teslim ettim. Bunu biliyorsunuz. Başka biri sizinle temasa geçmedi mi? Ya da Apophis'le temasa geçen birini gördün mü? Hayır, hayır. Görmedim. Ben Apophis'ten başkasını görmedim. Onları burada bulurlar. Bir an önce gizlice ve tanınmayacak şekilde onları Zavira zindanına nakledin. Anlaşıldı mı? Siyah, beyaz, özgür, köle, kadın, erkek. Hepsi insandır ve onları Allah yaratmıştır. Kimse kimseden daha üstün değildir. Ama kendilerini iyi hasletlerle donatanları, günahtan kaçınanları Allah sever. Karim ama genellikle kölelerin arasına gelmez. Muhakkak önemli bir şey olmuştur. Sizinle yalnız konuşabilir miyim? Hanımefendi Züleyha sizi zindana attırmak için Potifar'ın yanına gitti. Fırsat varken bir çare düşünün. Mesela ne yapayım? Biraz ilgi göstermeniz kafidir. Her şey yoluna girer. Şeytan senin dilinle konuşuyor. Şeytan sizleri bana musallat ediyor. Gönlünüze kin ve nefret tohumları ekiyor. Onun için şeytanlara itaat ettiğiniz sürece sizinle mücadelem de devam edecek. Bana asla boyun eğdiremeyeceksiniz. Allah beni bunların şerrinden korumazsa, beni kendi halime bırakırsa, sonum ne olur benim? O ne diyordu? Senden ne istiyordu? Dur sana söyleyeyim. Yüzersif ya Züleyha ve Mısırlı kadınları ya da zindanı tercih etmeli. O kadınlardan Allah'a sığınıp zindanı tercih edeceğim. Zindan sıkıntılı bir yer olsa da sayılı günler çabuk geçer. Ancak zina eden bir insanın cehennem ateşinden ne zaman çıkacağını kimse bilemez. Hangi ateş?
Sen kendini bu ateşten korumak için mi zindana atıyorsun ha? Bana söyler misin bunu? Güzel kadınlar yerine zindanın sıkıntısını tercih eden akıllı görmedim. Radomun geliyor. Ne oldu Radomun? Üzgün görünüyorsun. Nihayet Potifar zindan kararını verdi. Az önce ne dedin sen? Dedim ki... güzel kadınlarla birlikte olmak yerine zindanın sıkıntısını tercih eden bir akıllı görmedim. Gidelim Radomun. Üzülme, ben zindana atılmaktan dolayı kederli değilim. Gidelim. Yüzar Sef'i götürüyorlar. Şimdi dönerim. Söyler misiniz ne oldu? Nihayet hanımefendi Züleyha yapacağını yaptı. Yüzar Sef'i zindana götürüyorlar. Ben hazırım. Sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Küçük şahit. Sen doğru söylemene rağmen yine de beni zindana götürüyorlar. Allah'ın isteğine razıyım. Böyle takdir edilmiş. Ona iyi bakın. Efendilerin buyruğuna karşı gelmenin cezası budur. Bilakis ben alemlerin efendisine itaat ettiğim için bu cezayı aldım.
Allah kimi daha çok severse ona daha çok sıkıntı verir. Peki biz sizden ayrı durmanın acısına nasıl katlanalım? Endişelenme zindan. Benim için kurtuluş yeridir. Beni bu saray zindanından kurtardığı için Rabbime şükrediyorum. Zavira zindanının gardiyanı Kidamen benim en iyi dostumdur. Endişelenme. Benim de en iyi koruyucum Zavira zindanındadır. Kidamen'i de yaratan odur. Hiç endişe etmiyorum. Gidiyoruz. Horem Hop'a selam. Selam sana. Efendim siz niçin zahmet ettiniz? Şahsen gelmem Potifar Hazretleri'nin emridir. Sallanmayın. Burada bekleyin.
Bu ikisi Amonhotep'in yemek ve içkilerini hazırlayan kişiler. Adları Inarus ve Apophis'tir. Bunları hiç kimseyle görüştürmeyin. Soran olursa vakit kaybetmeden Potifar Hazretlerine haber verin. Hücreleri de diğer tutuklulardan ayrı olsun. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Ne suç işlediklerini sorabilir miyim? Amonhotep ve hanedanına suikast. Birileri onları öldürmek için harekete geçebilir. Gözünüzü dört açın. Kimliklerini gizlemeye çalışın. Emredersiniz. Götürün bunları. Zindana kapatın. Bu da mı tutuklu? Evet, Potifar Hazretleri onu zindana gönderdi. Radomon dedi ki, size gönderdiğimiz bu tutuklu çok kutlu bir insandır. Potifar sarayının muhafızı olan Radomon mu? Evet efendim, adı Yuzarsif. Potifar Hazretlerinin eski müşaviridir kendileri efendim. Gidebilirsiniz. Zindan sana göre bir yer değil. Ne oldu da yolun buraya düştü ha? Efendilerime itaat etmedim. Burada sana itaat etmeyi öğreteceğiz. Ne kullara ne de kölelere benziyorsun. Ümidimi kırmayın. Umarım iyi bir kul olurum. Bunu göreceğiz bakalım. Seni uyarayım, sakın Zavira tutuklularıyla kavga etme. Çok tehlikeliler. Onu büyük zindana götürün. Üzerindeki değerli mücevherleri alıp ayağına pranga vurun. Gardiyanlar! Gardiyanlar geliyor! Kendine bir yer bul.
Burası bir geçiş yeri. Kimileri gelip bir müddet burada kalırlar. Sonra da her şeylerini toplayıp giderler. Yardım edin, yardım edin, öldürecek beni. Yardım edin, yardım edin, beni öldürecek, beni öldürecek. Yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin. Vur onu, öldür onu. Hadi, hadi. Sen karışma genç. Neden müdahale etmiyorsunuz? Buna gerek yok. Şimdi biter. Ben... Evet, bitecek. O zavallı ve güçsüz adam ya ölecek ya da yaralanıp sakat kalacak. Lütfen vurma, lütfen. Öldüreceğim seni. Heyecanlanmanı hiç mi hiç tavsiye etmem. Öyle ya da böyle insanlar ölürler. Yardım edin, yardım edin. Beni dövmesine izin vermeyin. Yardım edin, yardım edin. Öldüreceğim. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Bu kavgaya bir son verin. Onu daha fazla dövmeyin. Sen karışma. Yoksa onun yerine seni döverim. Beni dinle. Büyüklerin işine burnunu sokmamalısın. Yeter. O sizin darbelerinize dayanamaz. Hiç kimse benim darbelerime dayanamaz. Sen karışma. Kendi işine bak. Bunlar insan. Nasıl karışmayayım? Kesin artık. Son kez söylüyorum. Bu kavgayı bitirin. Sen ne dedin? Bu kavgayı bitirin dedim. Atlara nal vuruyorlardı. Sivrisinek de gelip ayağını kaldırdı. Bırak! Sakin ol. Bırak! Sakin ol. Bırak! Bırak beni! Sakin ol. Elimi bırak. Sakinleştiğinde seni bırakacağım. Bırak. Kavgayı sürdürmemen koşuluyla seni bırakırım. Sakin ol. Bırak beni! Sakin ol. Seninle kavga etmek istemiyorum. Ama ben istiyorum. Bu kadar yeter. Cesaretim varsa vur. Seninle kavga etmek istemiyorum. Hadi vur dedim bana. Bu kadar yeter. Cesaretin yok mu yoksa? Sakinleştiysen yeter artık. Sana tutuklularla kavga etme demiştim. Gelir gelmez başlamışsın. Ben kavgayı önlemek istedim. Kavga etmedim. Efendim, eğer bu genç adam olmasaydı Nefer Kiptah beni öldürecekti efendim. Peki siz burada niçin duruyorsunuz? Tutuklular birbirlerini parçalıyor ama siz seyrediyorsunuz. Ama bundan böyle zindanda kavga edenler kendilerini tam 100 kırbaca hazırlasınlar. Ninefer Kiptah kavgayı başlattığı için 100 kırbaç, Yüzar Sife de 50 kırbaç vurur. Thank you.
Bu darbelere nasıl dayanıyor böyle? Dayanıklı biri olmalı. Görmedin mi? Minifer kiptanilerini nasıl da sımsıkı tutmuştu. Ama bu hiç adi değil. Ceza almaması gerekiyordu. Yeter. 50 oldu. Onu çözün. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sen beni kurtarmak için hayatını tehlikeye attın. Sen olmasaydın beni öldürecekti. Sana minnettarım. Sana minnettarım oğlum. Biz insanız. Birbirimize yardım etmeliyiz. Benim vazifem sizleri korumaktır. Yeter. Onu hücreye kapatın. Senin adın ne? Ne iş yaparsın? Burada ne arıyorsun? Nasıl düştün buraya? Mısır halkı bana Yuzarsif diyor. Bu sabaha kadar Potifar Hazretlerinin vekil harcıydım. Efendilerimin buyruğuna itaat etmediğim için zindana atıldım. Öteki sorunuz neydi? Sen bu yaşta Mısır Azizi Potifar'ın vekil harcı mıydın? Ninefer Kipta, zindanda üstünlüğünü korumak için sürekli bizi dövüyor. Zorbalık ediyor. Kidamen onu birçok kez cezalandırdı ama o yine de zorbalık ediyor bizi. Sürekli dövüyor bizi. Bugün ilk kez senden unutamayacağı bir cevap aldı. Ben onu tanıyorum. Potifar'ın saray muhafızlarındandı. Zindanın onu düzelteceğini sanıyordum. Ancak... Zindana adeta bir kahraman gibi gitti. Peki ya pişman olmazsa ne olacak? Acele etmeyin efendim. Karar vermek için daha çok erken. Birkaç gün sonra özgürlüğün ve sarayın kıymetini anlayacaktır efendim. Gittiği gün zincire vurulmuş birinden çok zincirinden kurtulmuş birine benziyordu. Umarım bu oyunumuz bir sonuç verir. Aksi takdirde sana yapacağımı bilirim. Rabbim, Yusuf meşakkat ve sıkıntılara boğulmuş. Ona yardım et. Ben seni kaybetmemek için özgürlüğümü feda ettim. Rabbim, zindanın ve işkencenin zorluğunu bana kolaylaştır. Bana dayanma ve direnme gücü ver.
Rabbim, Potifar ve Züleyha benim için çok zahmet çektiler. Ben onları affettim. Sen de onları affet. Züleyha'yı kendisi için kurduğu çeşitli zindanlardan kurtar. Onu doğru yola ulaştır. Sen daha önce saray muhafızı mıydın? Sen nereden biliyorsun? Bu genç seni tanıyor. Ben seni tanıyor muyum? Niçin doğru yola girmiyorsun? Niçin hata ve kötülük yapmaya devam ediyorsun? Küçükken yaptığın hırsızlıklara tanık olmuştum. Büyüdükten sonra da zorbalıklarına tanık oldum. Sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? Ben seni zindana yollayan çocuğum. Potifar'ın sarayını, saray hazinesini hatırlıyor musun? Seni hiç unutmadım. Senden intikam almaya ant içmiştim. Ve alacağım. Kendine dikkat et. Senden korkmuyorum ancak bu hatalı yola devam edersen kendini helak etmenden korkuyorum. Mesele nedir? Önemli değil. Eskiden benimle Ninefer Kiptah arasında geçen bir macera diyelim. Onlar kim? Suçları ne? Neden hücreleri ayrı? Bilmiyorum. Dün getirdiler. Suçları ağır olmalı. Pek de kötü insanlara benzemiyorlar. Sürekli birbirleriyle didişiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Eşlerimiz, çocuklarımız ne olacak? Korkak herif! Çek elini üzerimden! Başına ne gelse azdır.
Beceriksizliğin olmasaydı Amonhotep şimdi ölmüştü. Biz de çok iyi yerlere getirilecektik. Büyük servetler elde edecektik. Sence bizim başımıza ne gelecek? Ben fazla endişelenmiyorum. Biz Amonhotep'i öldüremedik, başkaları öldürecek. Kurtulacağız. Bundan eminim. Demek senin yarıda bıraktığın işi tamamlayacak kimselerin var ha? Söylesene kim onlar? Bak onların adlarını vermelisin ki buradan bir an önce kurtulalım. Ne kadar safsın. Aptal. Biz söyleyecek bir şeyimiz olmadığı sürece yaşarız. Ama konuşursak da işimiz biter. Ben buradan kurtulacağıma inanıyorum. Ancak bir korkak hain olarak senin kurtuluşun yok. Buna izin vermeyeceğim. Asla, asla izin vermeyeceğim. Bence saf olan sensin. Seni kandırmışlar. Şimdiye kadar kimse gelip seni sordu mu ha? Söyle bakalım. Kes Inarus, kes. Ben onlara güveniyorum. Onlara güveniyorum. Evet evet, güveniyorum. Merak etme, bize yardım ederler. Bize yardım edeceklerinden eminim. Efendim, ne yazık ki ne Amonhotep'e ne de ailesine bir şey olmuş. Efendim, Apophis'ten hiçbir haber alamadım. Apophis'in kaybolduğundan emin misin? Evet efendim. Sanki yer yarılmış, içine girmiş gibi. Her yeri aramalısınız. İşe önce saraydaki zindanlardan başlayın. Eğer tutuklandıysa, her ne pahasına olursa olsun konuşmamalı. Onu bulduğunuzda sonsuza kadar susmasını sağlamalısınız. Amonhotep, onun canına kastettiğimizi anlarsa nasıl bir kıyametin kopacağını anlatmama gerek yok herhalde. Bize karşı bir hareketlenme olmazsa kimsenin olup bitenden haberi yok demektir. Anladın mı? Başka bir ifadeyle Apophis tutuklanmışsa da henüz konuşmamıştır. Anladın mı? Endişelenmeyin efendim. Yerin dibine de girse, göğün üstüne de çıksa onu bulacağım. Mimisabu. Buyurun efendim. Benden ne istemiştiniz? Bunun içinde ne var? Yüzarsif için biraz öteberi hazırladım efendim. Ona vereceğim. Bunu da baş gardiyana ver. Ona selamımı ilet. Ayrıca Yüzarsif'e iyi bakmasını ve zindan işlerinin iyileştirilmesi için ondan yararlanmasını söyle. Genç olmasına rağmen deneyimli ve bilge bir insan olduğunu söyle ona. Baş üstüne efendim. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin.
Gir içeri. Radomon'a selam ve teşekkürlerimi ilet. Torbanın içinde ne var? Yüzarsif için biraz öteberi var efendim. Burası Potifar'ın sarayı ya da dinlenme yeri değil. Ancak madem Radomon göndermiş, sakıncası yok. Yüzarsif'i getirin. Yüzarsif. Başgardiyan seni yanına istiyor. Yüzarsif. Onunla konuşabilir miyim? Çok kısa. Sakin ol Mimisabu. Sakin ol. Söyle bakalım. Zindandan kurtulduğum için mi ağlıyorsun? Zindana atıldığın için ağlıyorum Yüzarsif. Yanılıyorsun. Benim için burası değil, Potifar'ın sarayı zindandı. Burası benim için bir kurtuluş yeri. Bunları senin için getirdim. İyi ettin. Mahkumlar buna çok sevinecek. Ama ben bunu mahkumlara değil, size getirdim. Bu sizindir. Peki, tamam. Onlara vermemek olmaz. Ama hiç olmazsa birazını sen ye. Hepsini onlara verme. Tamam. Ben Potifar'ın sarayında sadece hanımefendi Züleyha'nın seni sevdiğini sanıyordum. Ama görüyorum ki seni sevmek sarayda yaşayan herkesin ortak derdi. Minnettarım. Hanımefendi Züleyha ile olan macerayı sen mi anlattın? Hayır, hayır. Radomon bana yazdı. Senin deneyimli ve bilge bir insan olduğunu söylüyor. Varlığınızla zindandaki durumu düzelteceğini ümit ediyor. Radomon iltifat ediyor. Kuşkusuz izin verirseniz bir takım şeyler yapılabilir. Bu yemeği tutuklular arasında bölüştürün. Sakin olun. Sakin olun. Herkese yeter. Sakin olun. Al. Al. Sen de al. Al. Onlara da verin. Küçük bir ikram da olsa aramızdaki düşmanlığı gidermek için bir başlangıç olabilir. Düşmanlığı gidermek mi? Sana duyduğum nefret ve kin bitmez. İntikamımı aldıktan sonra düşmanlığı gideririz. Hiç kimse düşmanlık ve nefretten hayır görmemiş. Sen de görmeyeceksin. Kin ve öfkenin acılığı zindanın zorluğunu 10 misli arttırır. Buraya atılmama sen neden oldun? Bunu yanına mı bırakacağımı sandın? Hırsızlık yapmasaydın zindana düşmezdin. Davranışlarını düzeltsen iyi olur.
burada nasıl yaşıyorsunuz? Niçin burayı temizlemek ve tamir etmek için çaba göstermiyorsunuz? Burayı temizlersek buraya alışırız. Sonra da kolay kolay terk etmek istemeyiz burayı. Burası bir zindan. Ne biz misafiriz, ne de burası misafir evi. Bilakis hepimiz burada misafiriz. Sadece zindanda değil, dünyada da misafiriz. Bir süre bu dünyada kalıyor, sonra da gidiyoruz. Burada geçici bulunmamız ya da tutuklu olmamız bu kirin pasın içinde yaşamamızı gerektirmez. Radamon, affedersiniz. Efendim, onunla görüştüm. Ben Yuzarsif'le görüştüm efendim, onunla görüştüm. Yuzarsif'le görüştüm. Durumu nasıl? İyiydi, hem de çok iyiydi. Özellikle bu son günlerde başgardiyanın da dikkatini çekmiş efendim. Mektubunuzu da başgardiyana verdim. Güzel. Yuzarsif'i yanına çağırdı. Yuzarsif beni kucakladı. Onunla doya doya konuştuk efendim. Tutuklu olduğu için rahatsız değil miydi? Rahatsız mı? Hayır, çok çok mutluydu. Zavira zindanı Züleyha'nın zindanından kat be kat daha güzel diyordu. Kari Mama'nın bir emri mi vardı? Hayır. Yuzarsif hakkında bir sorum olacaktı ama cevabını aldım. Kötü mü oldu? Hayır. Endişe etme. Gidip duygularını hanımefendiye rapor edecek bence. Züleyha'nın öfkesi görülmeye değer doğrusu. Zavira zindanı Züleyha'nın zindanından daha iyidir. Zavira zindanını sana öyle bir cehenneme dönüştüreceğim ki günde... Bin kez Züleyha'nın ahırında yaşamayı dileyeceksin. Göstereceğim sana. Göreceğiz. Yaz bakalım. Madem ki benim evim Zavira zindanından daha kötü... Madem ki benim evim... Hayır budala. Bunu yazma. Affedersiniz hanımefendi. Yaz.
Yuzarsif'i bana itaat etmeye öğrenmesi için zindana gönderdim. Efendisine itaat etmeyen bir köle o kadar çok işkence görmeli ki itaatsizlik düşüncesini sonsuza kadar kafasından söküp atmalıdır. Yuzarsif bana itaat etmeye karar verdiği zaman ancak zindandan çıkabilir. Bunu Yuzarsif'e bildirin. Hemen şimdi. Gidin ve hanımefendi Züleyha'ya emirlerinin harfiyen yerine getirileceğini söyleyin. Yuzarsif. Seçim sana kalmış. Buradan kurtulabilirsin. Züleyha'ya Yuzarsif itaat etmeye hazırdır diye yazmam yeterli. Ben bu esareti, o özgürlük ve rahattan daha çok seviyorum. Zindanın Züleyha'ya itaat etmem için bir işkence yerine çevrilmesi ya da ondan kurtulmam için güvenli bir yer olması size kalmış. Mecbur kalmadıkça Züleyha'nın buyruğunu uygulamayacağım. Efendim, sizden bir ricam olabilir mi? Söyle. Zindana bir çeki düzen verebilir miyiz? Elbiseleri değiştirmek ve onarmak bizim elimizde değil. Acaba bize yardım edebilir misiniz? Çalışırım. Aşçıbaşı, Apophis'i son zamanlarda buralarda gördün mü acaba? Selam sana, sevgili kumandan. Kralın özel aşçıbaşısı Apophis'i gördün mü acaba? Onunla bir işim vardı. Birkaç gün önce onu burada bir gece tutup sonra da götürdüler. Götürdüler mi? Nereye? Ne yapmıştı ki onu buraya getirdiler? Söyler misin lütfen? Bilmiyorum. Onlar gece Potifar'ın emriyle buraya getirildiler ve sabah da yine Potifar'ın emriyle götürüldüler. Onlar mı? Kaç kişiydiler ki? İki kişiydiler. Apophis ve Inarus. Senin onlarla ne işin var? Hiç. Yanımda bir emaneti vardı. Onu teslim edecektim. Onların evine gideyim bari. Belki onları bulurum. Tanrılar sizi korusun. Tanrılar sizi korusun. Tanrıların laneti üzerlerine olsun. İki aydır bizi ne arayan ne soran var. İşleri halledildikten sonra kimse bizi tanımıyor. Biz bir aptalla anlaşmıştık. Kendi hayatını, ailesinin hayatını bizim için tehlikeye attı. Başına ne geldi, şimdi nerede? Bunları soran yok. Onlar için önemli değil ki. Hiçbir önemi yok. Niçin seni azmettirenlerin isimlerini vermiyorsun? O alçak insanlar sözlerinde durmazken sen niye sözünde duruyorsun? Sen sıkıntıdayken onlar niçin rahatlı olsun? Söyle ha! (Gülüyor)
Kesin artık. Neyiniz var? Yeterince kasvetli olan bu zindanı daha da yaşanılmaz hale getirmeyin. Biz kral Amonuteb'i öldürmek isteyen iki akılsızız. Onun tanrılardan olduğunu ve kolay kolay öldürülemeyeceğini anlayamadık. Yaklaşık iki aydır bu zindandayız ama kimse gelip bizi sormuyor. Ancak bu ahmak hala azmettiricilerine sadık kalmaya devam ediyor. Onların ismini vermeye yanaşmıyor. Verse bu zindandan bir an önce kurtulacağız. Sen akılsız olabilirsin ama ben değilim. Ama bu bir türlü anlamıyor. Söyleyecek şeyimiz olduğu sürece Amonhotep ve Potifar bizi canlı tutar. Yoksa Amonhotep'in canına kastedenlerin hayatta kalmasının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Öldürüleceğini çok iyi biliyorsun. Niçin onların isimlerini vermiyorsun? Belki hak ettikleri cezaya bir an önce çarptırılsınlar. Hala umutluyum. Kurtulma şansım olmasa bile yine de onları ifşa etmeyeceğim. Hayır hayır, asla. Asla bunu yapamam. İsimlerini verirsem ailem ve akrabalarım yok edilir. Hepsi yok edilir. Öyle sanıyorum ki bu entrikanın adresi Amon Tapınağı'dır. Apophis'in endişesi de yersiz değildir. Onlar acımasız ve katı yürekli insanlardır. Tahminim doğru muydu? Hayır, hayır. Size onların ismini vermeyeceğimi söyledim, tamam mı? Üstüme gelmeyin. Çekingenliğin akıllıcadır. Kendi canını değilse de eşinin ve çocuklarının canını kurtar. Bu durumda sadece tanrılara sığınmalıyız. Sadece onlar bize yardım edebilirler. Tanrıların elinden gelseydi önce sizi değil Amon Tapınağı'ndaki kahinlerin Antmaho'nun ya da Fadiyamo'nun yardımına koşarlardı. Ne diyor bu? Şu halde söylediğine göre bize ne Amon yardım edebilir ne de tapınak bekçileri, öyle mi? Tanrılarınıza hakaret etmek istemiyorum ancak bir taş parçasından yardım ummak akıl kârı değildir. Sen kimsin ki tanrılarımıza taş parçası diyorsun? Yuzarsif'im. Yuzarsif. Potifar'ın vekil harcı. Hani şu Süleyha macerası. Kurtulmanız için daha muktedir bir tanrıya ihtiyacınız var. Bu tanrıların elinden hiçbir şey gelmez. Kalkın. Herkes kalksın. Taş ocaklarına gideceksiniz. Sıraya girin. Onları zincirleyin. Hadi daha hızlı. Çok endişeliydi. Çok kötü bir şey olabilir diyordu. Şimdiye kadar ondan bir haber aldınız mı? Saraydan onu sordum ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Ve akrabalarımıza da sordum. Onların da hiçbir şeyden haberi yok. Endişelenmeyin. Onu bulursak size hemen haber vereceğiz. Nasıl ondan haberiniz olmaz? Burası onun evi değil mi? Ben de gelip onu size soracaktım. Çünkü
Son günlerde sizden ve Ankh-Mahu hazretlerinden söz ediyordu. Mesela ne diyordu? Ne bileyim. Önemli bir olay meydana gelecek diyordu. Bizim ve Apophis'in durumu çok iyi olacak diyordu. Sizce nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de siz tapınak kahinleri biliyor sanıyordum. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Biri ona zarar vermiş olmasın. Siz endişe etmeyin. Başına bir şey gelmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Başına bir şey gelseydi mutlaka haberimiz olurdu. Onu. Sana onu bırak dedim. Bırak onu. Bırak. Dur. Eğer bir kırbaç daha vurursan hepimiz çalışmayı bırakırız. Çalışmaya devam edin. Hep bizim yüzümüzden sana eziyet ediyorlar. Ben vazifemi yapıyorum.
Kimliğini ferkip daha dikkat et. Yusarsif'ten intikam almak için harekete geçebilir. Evet. Bu kadar yeter. Gitmek için hazırlanın. Bir emriniz mi vardı efendim? Sarayda benden habersiz bir şeyler dönüyor. Efendim, ben artık iyice yaşlandım. Kulaklarım eskisi gibi duymuyor ve gözlerim de eskisi yeter gibi... Yeter karim ama! Sarayımızda bulunanların Yusarsif için yemek, elbise ve ilaç gönderdiklerini duydum. Bu haberin neresi endişe verici? Fena mı efendim? Endişe verici değil mi? Yusarsif'i sence niçin zindana gönderdik? Orada dinlenip eğlensin diye mi? Ah, bunu unutmuşum efendim. Eğer zindanda iyi vakit geçirirse, isteklerinize boyun eğmeyecektir. Bir çare düşünmeliyiz. Ona zindanını cehennem edeceğim, göreceksin. Eski elbiselerin üzerine değil, önce onları çıkarın. Sizin giysiye ihtiyacınız yok. Üzerinizdeki gayet iyi. Bilakis ihtiyacım var. Bu giysi burası için uygun değil. Diğer tutuklular gibi giyinmeliyim. Ama bu bana olmuyor. Sana olmuyorsa arkadaşınınkiyle değiştirebilirsin.
Tanrıların selamı üzerinize olsun. Ne istiyorsun? Burada ne arıyorsun? Burada Apophis adında bir mahkum tutuluyor mu acaba, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz kimsiniz? Nesi oluyorsunuz? Ben onun yakın akrabalarından biriyim. Bir süredir ortadan kaybolmuş. Ölümü dirimi bilmiyoruz. Ailesi onu çok merak ediyor. Keşke ondan bir haber alabilseydik. Eşini, çocuklarını, yaşlı annesini sevindirirdik. Gerçekten bu çok iyi olurdu. Bir haber alsak çok mutlu olurduk. İnanın bana, lütfen. Efendim? Hı hı. Hücre hapsinde tuttuğumuz mahkumların adı nedir? Ne yapacaksın? Biri gelmiş. Apophis adında bir mahkum arıyor. Belki o iki kişiden biri olabilir dedim. Ne oldu? Benden ne istiyorsunuz? Kimsin ve Apophis'ten ne istiyorsun? Onu arıyorum. Kaybolmuş. Ben onun akrabasıyım. Anlayın lütfen. Gel bakalım içeri. Şimdi anlarız. Bırakın hadi. Beni. Bırakın beni. Benden ne istiyorsunuz? Bırakın. Vay vay vay. Amon Tapınağı'nın kainlerinden mi yoksa Apophis'in akrabalarından mısın? Ben onun akrabasıyım. Götürün onu. Bırakın beni. Bırakın beni. Muhafız. Beni bırakın. Buyurun efendim. Ata bin ve Aziz Potifar'ın sarayına git. Ona Apophis'i arayan bir kişiyi tutukladığımızı söyle. Acele et. Emredersiniz. Beni burada tutma yetkisine sahip değilsiniz. Sizi büyük kâin Ankh-Mahu'ya şikayet edeceğim. Eğer onu görürsen şikayet et. Şimdi seni bir süre misafir edeceğiz. Hı-hı. Beni burada tutamazsınız. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Muhafız. Çıkarın beni buradan. Onu karşı hücreye atın hemen. Çıkarın diyorum. Amon Tapınağı kâhinlerinden Kimuni. O büyük kâhin Ankh-Mahu'nun sağ koludur. Onun Apophis'te ne ilgisi var? Ekselansları Amonhotep'e yönelik suikast girişiminin Amon Tapınağı tarafından planlandığı kesinlik kazandı. Hiç kimseyi onunla görüştürmeyin. Bu haberi de dışarı sızdırmayın, tamam mı? Emredersiniz efendim. Apophis ve Inarus'u işkence odasına getirin. Hı hı. Alçaklar! Lanet olsun size!
Umarım yok olursunuz. Benim gibi bir budala onların isimlerini vermezken... Onlar benim için kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Ne kadar safsın. Eğer ellerine geçersen onları ifşa etmemen için seni ortadan kaldırırlar. Seni kurtaracaklarını nasıl düşünebiliyorsun? Dışarı. Acele edin. Sallanmayın. Bizi nereye götürüyorsunuz? Öğreneceksiniz. Yürüyün siz. Kahin Kimuni'yi tanıyor musunuz? Evet efendim. Amon Tapınağı'nın kahinidir. Kahin Kimuni bugün gardiyanlara seni soruyordu. Neden? Bilmiyorum efendim. Ben bilmiyorum. Ha? İyi düşün. Belki hatırlarsın. Kimuni bir neden olmadan seni aramaz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlamana ben yardım edeceğim. Ben bir şey yapmadım. İnanın bana, ben suçsuzum. Bir şey bilmiyorum. İnanın bana. Ekselansları Potifar, bırakın beni. Ben bir şey bilmiyorum. İnanın, hiçbir şey bilmiyorum. Bırakın beni. Bırakın. Ekselansları Potifar. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Vurmayın. Vurmayın. Vurmayın, tamam. Tamam, anlatacağım. 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 Vurmayın. Ben Ankh-Mahu tarafından Kral Amon Hudep'i zehirlemekle görevlendirildim. Bu görevden İnarus'a da söz ettim. Başlangıçta kabul etmiyordu ama ben onu ikna ettim. İkna ettim. Ben kralın yemeğine ve İnarus da şarabına zehir katacaktı. Ben zehri yemeğe koydum. Evet, ben bu işi yaptım. İnarus yapmadı. O korktu. İnarus korkusuyla her şeyi mahvetti. Yemek esnasında el ayağına dolanınca planımız bozuldu. İnarus konuşmasaydı her şey yolunda gidecekti. Ne oldu da pişman oldun ve kralı bu komplodan haberdar ettin? Çünkü Mısır krallarının yarı tanrı olduklarını duymuştum. Tanrıları öldürmek mümkün değil ki efendim. Mümkün değil. Onları genel hapishaneye götürün. Onlara göz kulak olun. Onlara şahit olarak ihtiyacım olacak.
Apophis ve Inarus'un adlarını ve nerede olduklarını gizlemeye devam edin. Birileri onları öldürmek isteyebilir. Baş üstüne. Peki ona ne yapalım? Onu hücrede tutmaya devam edin. Onun hakkında kral son sözü söyleyecektir. Yüzersif nerede? Onu görmek istiyorum. Yüzersif'i çağırın. Hayır, hayır. Onu uzaktan görmek istiyorum. Nasıl isterseniz efendim. Benimle gelin. Bütün mahkumlar ve gardiyanlar onu seviyor. Herkes Yüzersif'i seviyor. Ancak o herkesi sevmiyor. Mahkumları ve muhtaçları sevdiği kadar zalimlerden ve zorbalardan da nefret ediyor. Neden acaba? Sürekli etrafındakilere hizmet ediyor. Onlara vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Onun için hayallerim vardı. Ama bırakmadılar. Bugün Amon Tapınağı'nın kainlerinden Kimuni Zavira Zindanı'na gidince daha önce verdiğim emirle teyakkuzda olan muhafızlarım onu tutuklarlar. Haber alır almaz zindana gittim. Apophis, Ankh-Mahu'nun emriyle canınıza kastettiğini, Inarus'u da zorla bu işe bulaştırdığını itiraf etti. Şimdi tapınağa karşı harekete geçmenin zamanı geldi. Tapınağın üstesinden kolaylıkla gelebileceğimizden emin değilim. Tapınağın bitip tükenmez hazineleriyle bize karşı büyük bir ordu hazırlayabilirler. Böyle bir savaşta on binlerce insan hayatını kaybeder. Tanrı Amon'un halkın üzerindeki büyük etkisini görmezden gelemeyiz. Peki ne yapalım? Hiçbir şey yapmadan bu büyük ihanet karşısında sessiz mi kalmamı istiyorsunuz? Uygun bir fırsatı kollamalıyız. Hali hazırda hiç kimse Kimuni, Inarus ve Apophis'in nerede olduğunu bilmemeli. Uygun bir fırsata kadar onları tanık ve canlı deliller olarak tutmak zorundayız. Ertelemeyin baba. Kâhinlere bir ordu toplama ve hazırlanma fırsatı vermemeliyiz. Tapınak kâhinleri için bir takım planlarım var. Bunları en kısa sürede hayata geçireceğim. Onları buraya davet ederek mahkumlarla yüzleştirmenizi öneriyorum efendim. Apophis huzurunuzda tapınakla ilişkisini itiraf ederse onları tutuklayıp zindana atabilirsiniz. Yapabilirsiniz bunu. Niçin zindan? Boyunlarını burada vururuz. Hayır, ben öldürmeye karşıyım. Tutuklayıp zindana atmak komplolarını etkisiz hale getirir. Genç veliahtımızın yufka yüreği kan dökülmesine razı olmuyor, olamıyor. Peki çare nedir? Bazen ülkenin iyiliği için suçluları cezalandırmak gerek. Ben genç Amonhotep'in görüşüne katılıyorum. Apophis kâhinlerin karşısında itiraf ederse her türlü girişim için önümüz açılmış olur. O zaman bu görüşme ve ziyafeti bir an önce hazırlayın.
Ne oldu? Yeni bir şey var mı? Bana Yuzarsif'in zindandaki durumunun çok iyi olduğu söylendi. İyi vakit geçiriyormuş. Bunu bugün kendi gözlerimle gördüm. O mahkumların göz bebeği, gardiyanların da yardımcısı olmuş. Ama zindanda zor günler geçirmesi kararlaştırılmıştı. Sen Yuzarsif'i zincire vurarak aşağıladığını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Sen Yuzarsif'i kendi tuzağından kurtardın. Zavira zindanını gül bahçesine dönüştürmüş. O yalnızca Potifar'ın sarayını değil, zindanı da güzelce yönetebiliyor. Yuzarsif senin tuzağından kurtulduğu için mutluyum. Çok mutluyum. Bir şey mi oldu efendim? Bütün planlarımız başarısız oldu. Yuzarsif asla bana teslim olmayacak. Zaten ağır bir ceza görmüyor ki bundan kurtulmak için bana teslim olsun. Görüyorum ki yenilgiyi çok çabuk kabullenmişsiniz. Deneyecek daha birçok yöntem var efendim. Danışmanım senin gibi bir aptal olduğu sürece sonuç hiçbir şekilde farklı olmayacak. Ne yaptıysam sizi memnun etmek için yaptım efendim. Yalnızca arzunuzun gerçekleşmesini istiyorum. Pekala. Üzülme lütfen. Hadi söyle şimdi, aklına ne geliyor? Yuzarsif'in iyi vakit geçirmesine izin verme. Koşulları ağırlaştır. Nasıl ama? Zavira zindanının baş gardiyanına zindanı ona cehenneme çevirmesini söyle. Sence teslim olur mu? Farklı yöntemleri de denemek zorundayız efendim. Bundan sonra gereken her şeyi yapacağım. Zindandan maksadım Yuzarsif'in sürülmesi değil, bana teslim olmasıydı. Ayrılığına dayanamıyorum artık. Zindan gül bahçesiyken Yuzarsif itaat etmeyecektir. Peki söyler misin, tanrılar neden kurtulmamız için harekete geçmiyorlar? Peki bu Amon ne işe yarıyor? Ben Amon'u suçlamıyorum. Cansız ve ruhsuz bir taştan medet uman sizler kusurlusunuz. Şu anda kırdığımız ve farklı şekillere getirdiğimiz bu taşların Amon'dan ne farkı var ki? Amon'un kendisi... Aciz bir heykelden başka bir şey değil. Hal böyleyken yardımınıza koşmasını nasıl beklersiniz? Peki bir musibet karşısında kime sığınmalıyım? Kimden yardım dilemeliyim? Sorun. Aklınızı kullanın. Hiç kimseye muhtaç olmayan, kudretli ve sorunlarınızın üstesinden gelecek bir tanrı bulun. Evet, gerçekten çok güzel söylüyorsunuz. Ama böyle bir tanrıyı nereden bulabiliriz ki? Söyleyin.
Aramanıza gerek yok. O her yerde var. Sözünü ettiğin Tanrı halkın mallarını ve güzel kızlarını zorla alıkoymuyor mu? Söylesene. Zorla alıkoymuyor mu? Sözünü ettiğin Tanrı'nın kahinleri halka zulmetmiyor mu? Benim sözünü ettiğim Tanrı bu işlerden hiçbirini yapmaz ve bunlara karşıdır. Çok şefkatli ve çok merhametlidir. Baş gardiyanı görmek istiyorum. Ne oldu? Yine kırbaçlanmak mı istiyorsun yoksa? Önemli bir konu. Önemli mi? Eğer önemli değilse kendini kırbaca hazırla. Tamam. Kabul ediyorum. Gel. Ne var söyle. Yüzersif'in konuşmalarına şimdiye kadar şahit oldunuz mu hiç? Hayır. Konuşmalarında tehlikeli bir şey var mı? Evet, başından sonuna kadar. O büyük Amon'a ve Mısır'ın diğer tanrılarına inanmıyor. Onları aşağılıyor. Onlarla alay ediyor efendim. Sen nereden biliyorsun? Konuşmalarından efendim. Korkusuzca tek bir tanrıya, görünmeyen bir tanrıya inandığını söylüyor. Gizlice konuşmalarına kulak vermeniz yeterli. Ve bu söylediklerini sürekli tekrarlıyor efendim. Dinle Ninneferkip'te. Bana göre Yuzarsif başkalarına yardım etmek dışında hiçbir derdi olmayan kutlu bir insandır. Zavira zindanına geldiği günden beri hem zindan ve mahkumların durumu iyileşti, hem de olay çıkaranların sayısı oldukça azaldı burada. Hı? Peki mahkumların inancı ne olacak? Ben onların inancını düşünüyorum. İnanç mı? Hayır. Sen onların inancını değil, eski konumunu düşünüyorsun. Bir kez daha... Eğer bir kez daha Yuzarsif'le kavga eder ve ona ihanet edersen şiddetle cezalandırılacaksın. Bu kez bağışladım seni. Ama bir dahaki sefere kırbaç var. Hey Ninefer, baş gardiyana neler anlattın söylesene. Ona Yuzarsif'i kötülüyordu. Baş gardiyanı kışkırtmak istedi ama hak ettiği cevabı aldı.
beni baş gardiyana şikayet ettiğini duydum. Seni yok etmek için her şeyi yaparım. Ben bugüne kadar sana bir kötülük yapmadım. Sadece seni yanlış işler yapmaktan alıkoymaya çalıştım. İçinde büyüttüğün kin ve nefret kalbini karartıp katılaştıracak. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Arkadaşlık mı? Yaşadığım sürece benden düşmanlıktan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Ben yine de ümidimi kaybetmeyeceğim. Potifar'ın eşi ekselansları Züleyha zindanı ziyaret etmek istiyorlar. Efendimiz. Söyle. Potifar'ın eşi Züleyha hanımefendi zindanı gezmek istiyor efendim. Kendilerine eşlik edin. Efendimiz Züleyha'ya selam. Tanrıların selamı sizin ve diğer gardiyanların üzerinde olsun. Yıkık ve unutulmuş Zavira zindanına hoş geldiniz. Yuzersif varken Zavira zindanına yıkık ve unutulmuş demek pek doğru sayılmaz, öyle değil mi? Bence o adım attığı her yere hayat verir. Haklısınız efendim. Bu inkar edilemez bir hakikat. Size tamamen katılıyorum. Yuzarsif zindanımızı ihya etti ve herkesin saygısını kazandı burada. Ama bence Yuzarsif söz dinlemeyen bir köle. Biz onu ceza görsün diye, bize itaat etsin diye zindana attık. Zavira da iyi vakit geçirip önderlik yapsın diye değil. Fakat hanımefendi, zindan zindandır ve... mahkumun özgürlükten yoksun olması az bir ceza değildir, inanın. Ayrıca bu zindanın mahkumları taş ocaklarında ağır işlerde çalıştırılmaya zorlanmaktadır. Ve bu kadar çalıştırmak onları bir işkence sayılır. Sayın Başgardiyan, hanımefendi Züleyha buraya bedeli ne kadar olursa olsun Yuzarsif'in çektiği işkenceleri yakından görmek için geldi. Ben hiç anlamıyorum. Mesela nasıl bir işkence? Kırbaç. Ben kırbaçlanmasını ve çıkardığı o inilti seslerini duymak istiyorum. Emredersiniz efendim, baş üstüne. Ben Yuzarsif'e değil, sizin emirlerinize itaat ediyorum. Eğer beni burada beklerseniz hemen döneceğim. Yuzarsif!
Züleyha buraya gelmiş ve sana yapacağımız işkenceleri görmek istiyor. Onu vazgeçirmeye çalıştım ama hiç dinlemedi beni. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yuzarsif'i zindanın ortasına alın. Bu da ne demek oluyor? Neden onu bağlıyorsunuz? Beni kırbaçlamak istiyorlar. Biraz tahammül gösterin. Bunların bir suçu yok. Dayanamayacak artık. Bu kadar yeter. Buna dur diyecek biri yok mu? Evet. Buna dur diyecek biri yok mu? İnanılmayacak gibi. Yazık. Artık yeter. Nasıl yaparlar? Artık yeter. Yeter. Evet. Bu kadar yeter. Yuzarsif'e işkence yapılmasını istemiyor muydunuz? Bir kelime daha duymak istemiyorum. Bu kadar yeter dedim. Durun, bu kadar yeter. Yeter. Çözün onu. Beni bağışlayın. Vurmak istemezdim ama Züleyha'nın huzurunda başka bir çare yoktu. İşkencenin inandırıcı olması gerekiyordu. Başka çarem yoktu. Önemli değil. Gidelim.
Zarsif. Bir süre kırbaçlanmanı izledi. Sonra birdenbire kesin yeter artık dayanamıyorum diye bağırmaya başladı. Züleyha ilginç bir kadın. Ne öfkesi zalimlerin öfkesine, ne de sevgisi aşıkların sevgisine benziyor. Ne kini bellidir, ne de sevgisi. Seni Züleyha için mi kırbaçladılar yani? Daha ne zamana kadar böyle üzgün ve solgun oturacaksın? Başka bir çarem mi var? Bir günlük ayrılığın yüreğime açtığı yaraları 100 kılıç darbesi ve 100 mızrak açamaz. Bu muzdarip gönülle ne yapacağım bilmiyorum. Bana Yuzarsif'i zindana at dedi, attım. Şimdi de serbest bırak diyor ama yapamam. Bunu asla yapamam. Niçin Yuzarsif'i zindana attım? Niçin? Niçin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.